ben yavaş yavaş başlayalım diye önereceğim. Müziğin de sonuna gelmiş zaten. Halen gelenler var. Ekip arkadaşlarım onları alabilecek içeriye. Dolayısıyla biz yavaş yavaş başlayabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz. Creative Mornings'in Bodrum edisyonunun üçüncü buluşmasını yapıyoruz şu anda. Bir saniyenizi rica edeceğim. Sizleri göremiyorum. Göremeyince de konuşmak zor oluyor. Bir dakika. Tamam, şimdi daha iyi oldu. Evet, selam herkese. Ben Cevre, günaydın. Creative Mornings'in Bodrum edisyonunun üçüncü buluşması için bir aradayız. Bu buluşmayı dört ekip arkadaşı birlikte gerçekleştiriyoruz şu anda. Tuğba aramızda, Dilcun aramızda, Selin aramızda, bir de ben varım. Biz aslında dördümüz bir topluluğun da parçasıyız Bodrum'da. Bu topluluğun ismi Komünite Bodrum. Komünite Bodrum, Bodrum'da yaşayan veya Bodrum'a fayda sağlamak isteyen farklı disiplinlerden genç girişimcilerin birlikte üretim, ortak yaratım ve deneyim paylaşımı yaptığı bir sosyal girişim olarak kuruldu. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafta olan bireyler de şimdilik bu topluluğun bir parçası diyebilirim. Bizim bugünkü temaya istinaden hani ek olarak bir bilgi vereceğim bizimle ilgili. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafın arkasındaki bina, yani şu an gördüğünüz şey bizim en öncü projemiz. İsmini The Karya Hub koyduk. Karya 90'larda Bodrum'daki tek sinema olma özelliğini taşıyan bir bina aslında ve 20 yıldır falan atıl duruyordu. Biz topluluk olarak bir araya geldiğimizde bu mekanı, bu topluluğun birbiriyle etkileşebilmesi için ve büyüyen topluluğun, yani Bodrum'da olan insanların buraya girip çıkabilmesi için hem profesyonel hem sosyal dayanışma için ve kültürel etkinlikler yapabilmek için dönüştürmeye karar verdik. Sürecimiz pandemiyle çakıştığı için yaklaşık işte pandemi boyunca bu dönüşüm henüz tamamlanmadı. Ama sürüyor ve sonuna doğru gelmek üzereyiz. Bunu da böyle bir parantez olarak açmak istedim. Komünite Bodrum olarak biz topluluk oluşturma odağında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kültürel ya da işte sosyal ve profesyonel. Creative Mornings Bodrum'a başlama sebebimiz de bir yaratıcılık ekseninde bir topluluk oluşturmak isteğimizdi. Creative Mornings'ten biraz bahsedeceğim size. Creative Mornings şu anda dünyada 67 ülkede yapılıyor. 2008'de New York'ta kurulmuş ve şu anda 67 ülkeye yayılmış ve 223 şehirde edisyonu var. Ortalama aylık 27 bin ziyaretçisi var ve 9.583 kadar konuşma gerçekleşmiş ve bu konuşmaların hepsi kayıt altına alınarak web sitesinde yayınlanıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir dijital kütüphane de var yaratıcılık ekseninde. Hepsine ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarım şu an chatten gerekli linkleri paylaşıyor olmalı. Oradan takip edebilirsiniz. Creative Mornings'in gerçekleşmesi için aslında burada bir parantez yine açayım. Şu anda Türkiye'de Creative Mornings 4 tane edisyonu olan bir durumda. İlk olarak İstanbul'da başlamış. Daha sonra İzmir'de yapılmaya başlanmış ve Antalya'da da yapılıyor. Hatta Antalya'dan arkadaşlarımı gördüm biraz önce burada. Herkese selam. Biz de işte 2 ay önce Bodrum'da başlattık. Tabii pandemi olduğu için biz dijital başladık ama Creative Mornings aslında bir kahvaltılı konuşma serisi olarak, fiziksel olarak bir etkileşim için tasarlanmış. Bu aylarda da yavaş yavaş herkes fiziksele geçiyor. Mesela İstanbul tasarım tanısını fiziksel olarak yaptı. Hani farklı şehirlerden katılım varsa, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da olan varsa o edisyonları da takip edebilir. Çok güzel şeyler oluyor çünkü. Biz de işte önümüzdeki aylarda kendimizi fiziksele doğru adapte edeceğiz. Creative Mornings'in 2 tane global destekçisi var. Bunlardan biri Mailchimp. Ve Mailchimp 2021 itibariyle Creative Mornings'i tam 12 yıldır destekliyor. Bu çok önemli. Bu anlamda çok Mailchimp'e teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle olmasaydı şu anda bu kadar edisyona yayılamazdı diye düşünüyor Creative Mornings ekibi. Biz de buna inanıyoruz. O yüzden Mailchimp'e teşekkür ediyoruz. Bir diğer partner Skillshare. Skillshare ise yaratıcılık ekseninde oluşmuş online eğitim ve öğrenme programı. Skillshare'ın bu aralar yeni bir
girişimi var. O da ekipler, takımlar için Skillshare diye bir şey. Yaratıcılık temasında çalışan takımların, profesyonel olarak çalışan takımların birlikte kendini daha iyi geliştirmesi, profesyonel olarak daha aktif olabilmeleri için çeşitli takımlara yönelik eğitimler geliştirmişler. Bunun içinde grafik tasarımdan liderliğe, yönetime kadar değişik değişik şeyler var. Yine bu MailChimp ve Skillshare'in de linklerini chatten bırakıyoruz size ki hani eğer bu tarz şeylerle ilgilenirseniz, incelemek isterseniz girip bakabilirsiniz. Size uygun şeyler keşfedebilirsiniz. Bir de, evet bunu unutmuştum. Creative Mornings'in Field Trips diye bu kahvaltılı konuşma serisinden öte başka bir formatı daha var. Bu böyle bir konuşma buluşması gibi değil de daha çok do it yourself, kendin yap projeleri için üremiş bir buluşma serileri. Yine dünyanın her yerindeki edisyonlar Field Trips'leri gerçekleştirebiliyor. Bunlar bir şehir gezisi olabilir, bir stüdyo turu, yoga dersi, birlikte yemek yapmak, bir şey üretmek birlikte gibi daha böyle aktif el becerisi ya da hareket halinde olunan etkinliklerine field trips demişler. Bu pandemi döneminde yine online olmuş birçok etkinlik. Dolayısıyla bununla ilgili de bir sürü kayıtlı video var. Faydalanmak üzere yine Creative Mornings'in web sitesinden bunları inceleyebilirsiniz. Ben arada bir öksürüyorum bu ara, kusura bakmayın. İmkan oldukça böyle sesimi kapatıp öksürmeye çalışacağım rahatsız olmamanız için. Creative Mornings'in bir manifestosu var. Pandemi döneminde de buna virtual manifesto demişler. Biz bu manifestoyu duymayı, hatırlamayı çok seviyoruz. Bugün de tekrar bunu okumak istedik. Bunu okumak için Dilcim'den rica ettim yine. Bizim için okur musun Dilcim manifestoyu? Tabii ki seve seve. Hepiniz hoş geldiniz. Manifestomuz şöyle. Herkes yaratıcıdır. Yaratıcı bir hayat, cesaret ve eylem, dürüstlük ve sıkı çalışma gerektirir. Bizler sizi desteklemek, attığınız adımları sizinle birlikte kutlamak ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya teşvik etmek için buradayız. Topluluğun gücüne inanıyoruz. Bir şeyleri umursamaya inanıyoruz. Yüz yüze iletişim kurmaya, birbirimizden öğrenmeye, sessiz ya da sanal alkışlara veya parmak şıklatmalara da elbette. Tutku ve amaçları doğrultusunda hareket eden, birbirlerine ilham vereceklerine emin ve dünyanın dört bir yanındaki şehir ve mahallelerde değişime ön ayak olan insanları bir araya getiriyoruz. Kapımız herkese açık. Teşekkür ederim Dilcim paylaştığın için. Gerçekten kapımız herkese açık. Her ay farklı bir tema etrafında burada farklı disiplinlerden insanlar olarak bir araya geliyoruz. Ama işte bir sonraki ay olan bambaşka bir tema da belki sizin ilginizi çekecektir. Umarım görüşmeye, buluşmaya devam ederiz. Hem Bodrum'da hem dijitalde yaptığımız etkinliklerde. Bu ayın temasından çok kısacık bahsedeceğim. Bu ay bu tema... Yani tasarım teması, design tasarım diye Türkçeleştirdik doğal olarak. Aslında global olarak belirlenmiş bir tema. Yani 223 şehirde birden aynı tema konuşuluyor bu ay. Öyle düşünebilirsiniz. Bu ayın temasını Trois Rivières edisyonu belirlemiş. Ve bu illüstrasyonu da Olivier Charlan isimli kişi yapmış. Skillshare'in de sunumuyla bu ay bu temayı sunmuşlar. Biz de tasarım temasına ulaştığımızda yani edisyonun bilgisi bize, temanın bilgisi bize geldiğinde bu ay konuşmacı düşünürken nasıl tasarımı nereden ele alalım derken bayağı bir aslında çok geniş bir tema olduğunu düşünüyoruz ve yani bir disiplinin içindeki tasarımın kendisi bile çok geniş bir konu. O yüzden birazcık düşündük nereye doğru gidelim tasarım konusunda diye. Ama bir yandan da aklımızda tabii bir şeyler vardı. Tasarım deyince aklımıza ilk gelen birkaç isim vardı. Tabii ki de ilk gelen isim, şöyle özetleyeyim, Nevzat Sayın oldu. Çünkü biz pandemiden önce Nevzat ile Bodrum'da, Komünite Bodrum daha yeni kurulduğunda
Çok güzel bir vesileyle bir araya gelmiştik. Zaten kendisini biliyorduk ama tanışık değildik ve topluluk olarak bir araya gelip çok güzel bir etkileşimli bir gün geçirmiştik. Çok sohbet etmiştik. Her şey üstüne sohbet etmiştik. Ve ondan sonra da aslında İstanbul'da onu ziyaret etmiştik. Böyle çok güzel bir diyalog başlamıştı. Ta ki pandemi olana kadar zaten hiçbirimiz birbirimizle sonra görüşemedik. Nevzat'ı da göremiyorduk o günden beri. Bu tasarım teması ve bu buluşma serisi buna vesile olsun istedik. Yani maalesef diyeceğim ama dijital şimdilik yapıyoruz. Ama yine de burada buluşmamıza ve bu yani bugünkü bu güzel etkinliği yapabilmemize de vesile olduğu için dijital araçları da şükrediyoruz diyeyim. Çok da maalesef değil yani iki tane ağırlığı var bizim için. Nevzat'a katıldığı için teşekkür ederim teklifimizi kabul ettiği için. Umarım ama şunu da söyleyeyim yani fiziksel olarak kesinlikle bekliyoruz Nevzat Sayın'ı Bodrum'a. Ama bugün tasarım temasında Nevzat ile konuşacağız ve tamamen onun dilediği yönde gelişecek. Çünkü gerçekten çok geniş bir tema. Bir süre Nevzat'ı dinleyeceğiz. Ben zaten kendisi burada olduğu için onun hakkında bilgi vermek istemiyorum. Direkt sözü ona bırakmak istiyorum. Tekrar davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Nevzat. Söz sende. Şey yapayım, mikrofonu açalım. Çok güzeldi ve üstelik İlhan Koman için konuşmaya gelmiştim Bodrum'a. Gelme nedenim sizinle karşılaşmak ve bütün gece başka yerlerde de olmak gerektiği için onları da kısmen birlikte yapıp sonra sabaha kadar uzayan bir vakti beraber geçirmek çok güzeldi. Şimdi daha sonra da konuştuk zaten. Bence çok iyi bir şey yapıyorsunuz ve dilerim hani bu kesintisiz bir biçimde devam eder. Ben de hani bir komünist olarak komünite Bodrum çağırınca katılmamaktan başka ne yapılabilirdi ki? Senin biraz önce manifestodan söylediğin manifestonun cümle satırları arasında bir şey vardı. Herkes yaratıcıdır diye bir cümleniz var. Acaba öyle mi gerçekten yoksa herkes yaratıcı olabilir mi? Bir o manifestodaki bir şeye bir küçük bir itirazım var. Çünkü yaratıcılık kendiliğinden olan bir şey değil. Onun ayırdığında olmak, onun farkında olmakla yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla bunu herkese yaymayıp yine de bir yerde tutmak iyi olabilir. Buna benzer bir itirazım da şey, kapınızın herkese açık olması. Siz Mevlevi hani değilsiniz. Sonra işte yani şunu demelisiniz bence. Ortak akıl üretmek isteyen, niyeti bu olan herkese açık. Yoksa herkese açık olduğunda gerçekten bir dergaha dönebilirsiniz ki bu bence hani kim olursan ol yine gel gibi olur. Oysa biliyorsunuz Mevleviler kim olursan ol yine gel derler. Aleviler de adam ol öyle gel derler. Yani bunlar böyle değişik şeyler. Dolayısıyla bu çünkü varlığınızın benim tarafından yorumu şu, gerçekten de siz böyle ortak bir akıl üretebilmek için, ortak bir duygu üretebilmek için bir arada duruyorsunuz gibi görünüyor benim olduğum yerden ve bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla bunun başladığı gibi sürmesi için bu böyle küçük geçitler, başkalarını sizin aranıza almak için koyduğunuz çaktırmadan kriterlerinizin olması bence çok iyi bir şey olabilir. Bu da bir tasarım. Yani komünite Bodrum da bir tasarım. Hazır tasarımdan konuşacaksak eğer. Ve bence çok güzel bir tasarım. Çünkü tasarım dediğimiz şey önünde sonunda, yani buna yüzlerce tanım getirebilirsiniz ama önünde sonunda hayatı kolaylaştırmak için yapılan şeylerin tamamına tasarım diyoruz. Ama bunlardan bir bölümü kendiliğinden, bir bölümü düşünüp taşınarak yapılmış şeyler. Kendiliğinden olanlar kültür dediğimiz, yani olup biten şeylerin tamamı. Yani sırtınızda bir şey taşıyacaksınız, onu daha kolay nasıl taşıyabileceğinizi neredeyse kendiliğinden el yordamıyla ve size aktarılan geleneğin bir uzantısı olarak yapıyorsunuz.
Bu kültür dediğimiz bölüm. Bir de medeniyet dediğimiz bir bölüm var. Bunu da aklınızla kültürel olarak taşıyıp getirdiğiniz kendiliğindenliklerin içinden tekil problemler üreterek yapıyorsunuz. Bu hayatı kolaylaştırmanın yerine hayatı anlamlı kılmak, hayatı renkli kılmak, hayatı daha nitelikli kılmak gibi başka sıfatlar koyabilirsiniz. O sizin nasıl birisi olduğunuza bağlı olarak bu değişebilir ama önünde sonunda gerçekten bana her zaman tasarım meselesi hayatı kolaylaştırmak için yapılan çabaların tamamı gibi gelir. Bunların bir bölümü nesnel karşılığı olan çabalardır. Yani iyi bir bıçak tasarlamak, iyi bir saat tasarlamak, iyi bir kalem tasarlamak başlı başına bir iştir. Ve bunların nesne olarak karşılıkları vardır. Bu arada da benim için önemli olan üç küçük nesneyi de söylemiş oldum. Saat, bıçak ve kalem. Bazılarının, bazı tasarımların ise nesnel karşılıkları yoktur. Yani onlar bir düşüncedir sadece. Hatta bazı tasarımlar çizilir, maketleri yapılır ama yapılmak için şeyler değildir. Tam tersine yapılmamak için tasarlanmıştır artık. Sadece düşüncenin daha iyi ifade edilebilmesi için. Mesela yakın zamanda iletişim yayınlarının Sanat Hayat dizisinden çok güzel bir kitap çıktı. Şiir Mimarlık diye Bahar Avanoğlu'nun derleyip toparladığı. Bu mimarlık üzerinden gidiyor ama bence pekala tasarım da koyulabilir mimarlığın yerine. Yapmaktan ve nesnel bir sonuca ulaşmaktan uzaklaştırılarak bir tasarımı, bir mimarlığı anlamanın çok güzel bir şeyi, yolu, bu kitabı gözden geçirmek. Tasarımla ilgili konularda bu iletişimin Sanat Hayat dizisinin iki kitabı daha var. Hal Foster'ın ikisi de kitaplardan. Bir tanesi Tasarım ve Suç, bir tanesi de Sanat Mimarlık Kompleksi. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi özellikle 20 yıldır falan sanat, mimarlık ve tasarım ve birbirlerinin içerisine geçmiş, aralarındaki sınırlar muğlaklaşmış ve hangisinin hangisi olduğuna dair bir takım soru işaretleri taşıyan şeyler var. Mesela mimarlık konusunda Hadid, Zaha Hadid ve Frank Gehry'nin yaptıklarının mimarlık mı, sanat mı, tasarım mı olduğu ya da tasarım konusunda Philip Stark ve Rashid'in yaptıklarının ne kadar tasarım, ne kadar sanat olduğu ya da Damien Hirst ya da Olafur Eliasson ya da Richard Serra'nın yaptıklarının ne kadar sanat, ne kadar heykel, ne kadar mimari, hep böyle kendini gösteren bir takım faktörler. Bu zaman zaman olumlu bir bakışla iyi bir şey, bir şeyi başka bir şeyin üzerinden anlamaya çalışmak ve o bağlamıyla ilgili olarak onun değerlendirme kriterlerini gözden geçirmek için çok iyi bir fırsat. Diğer taraftan da yine mesela benim gibi düşünen insanlar için bütün bu muğlaklaşmış sınırları sevmeme rağmen yine de bazı tanımların yerine oturmuş olmasını önemsiyorum. Mesela tam birbirlerine geçiştikleri yerde yani sanatla mimarlığın arasındaki çok önemli ayıraçlardan bir tanesi ikna edici olmak. Mimarlık önünde sonunda ikna edici olmak zorundadır. Üstelik de o kadar önemli bir kriterdir ki bu. İkna edemezsiniz, yapamazsınız. Ve ikna etmenizi gerekenler yerel yönetimler, işvereniniz, danışmanlar, müteahhit, bu işi yapacak olan adamlar gibi böyle çok geniş bir spektrumda ki insanları ikna edersiniz. Oysa bir sanatçı için ikna edici olmak diye bir şey söz konusu bile değildir. Gecenin bir vakti geldiği söylenen ilham pirisiyle istediği her şeyi yapabilir ve ona sanat dediği sürece biz onun üzerine bir sürü konuşmalar yapabiliriz, tartışmalar yapabiliriz, eleştirilerimiz olabilir ama yaptığı şeyin sanat olup olmadığı konusunda artık başka bir ikna ediciliğe ihtiyacı yoktur. Şimdi bu nasıl gelişiyor, nasıl oluyor? Bir kanalı bence biraz önce kültürü
tanımlarken kendiliğinden olan ve hayatımızın içinde olan her şey demiştik. Mesela siz Bodrum'dasınız ve Bodrum gelenek konusunda hem yaşama biçimi olarak hem mimarlık olarak olağanüstü örneklerden bir tanesi. Bütün mimarlığıyla ondan sonra yapılacak olan şeylerin o bölgede orada geleneksel dünyanın izini sürerek yapılacak olan şeylerin bayağı önünü açmış, onları biçimlendirmiş bir şeydi. İki kanal olabilirdi. Bir tarihsel olan, bir de coğrafi olan. Şimdi tarihsel olan başkalarının yorumuna açık ve sonunda kimin yazdığına bağlı olarak, tarihi kimin yazdığına bağlı olarak değişecek bir şey. Mesela çok az bilinen şeylerden bir tanesidir. Abraham Galanti'nin Bodrum Yahudileri kitabı vardır. Mesela şu anda Bodrum'daki lisenin olduğu yer çok büyük bir Yahudi mezarlığıdır. Olağanüstü bir Yahudi nüfus var. Ama mesela bu Bodrum gerçeğinde hiç konuşulmaz. Dolayısıyla Bodrum'a ilişkin yazılmış olan kitapların birçoğunda bunun adı bile anılmaz. Dolayısıyla tarih dediğim şey bu. Yani Stalin'le Troçki'nin prezidiumdaki tartışmasında Stalin Troçki'ye aralarındaki ideolojik kopuş yüzünden tarih bir gün sizi mahkum edecektir der. Troçki de Stalin'e dönerek tabii ki der mahkum edecektir ama bu tarihi kimin yazdığına bakar. Ve sonunda tarih öyle bir yazılır ki Troçki diye Stalin mahkum edilir. Ve dünya sol hareketinin içerisinde son derece kötü bir figür olarak kalır. Şimdi bu da böyle bir şey. Oysa coğrafi gelenek, coğrafi açıklamalar bence kaçacak yerinizin olmadığı şeydir. Orada duruyordur işte. Kaktüsler, kayalar, daracık sokaklar, beyaz kireçli evler. Yani biraz dikkatli bir gözle buna baktığınız zaman bunu okuyabilir ve buradan bazı izleri sürdüreceğinize ikna olabilirsiniz. Ama ilginç olan şu, geleneksel Bodrum evi izleyini sürdürdüğünü söyleyen mimarların birçoğu o gerçek geleneksel Bodrum evlerinden bir tanesinin bile içine girmemiştir. Bir tanesinin bile rölevesini çıkarmamıştır. Onu bir kere zahmet edip küçük bir desen defterine bir kenarına bir desenini çizmiştir. Ama geleneksel Bodrum evi yaptığını iddia ederek dünya kadar yapılmıştır. Böyle patlamış mısırların ortaya yayılması gibi. Bütün Bodrum Yarımadası bunlarla dolu ve bunların geleneksel Bodrum evi izinde olduğu söylenir. Bir mimar bunu çizer, bir işveren bunu kabul eder, bir belediye bunu onaylar, öbür müteahhit bunu yapar ve bunlar böyle patır patır yapılırlar. Ve bu arada aslında gelenek dediğimiz şey olağanüstü bir deformasyona uğrayarak artık gerçeklikle hiçbir ilişkisi kalmayan bir başka bir hayalin ürünü olarak kendi içinde kendi geleneğini üretmeye başlar. Buradaki üretilen gelenek negatif anlamda tırnak içinde bir şey. Çünkü biz ileriye doğru yaşasak bile aslında geriye doğru düşünerek anlıyoruz. Yaptıklarımızı da, yapacaklarımızı da, kendi programımızı da anlamanın yönü tuhaf bir biçimde ileriye doğru değil, geriye doğru. Yapmanın yönü ise ileriye doğru. Dolayısıyla tam burada tasarım meselesi hem daha önce yapılmış olanlara bakmak hem de yapılacak olanlar hakkında düşünce geliştirmek için çok önemli bir yer açıyor. Türkiye'den bazı sanatçıların mesela tam bu heykelle tasarım, tasarımla mimarlık gibi boyutları itibariyle de bazen çok büyük noktalara geldiklerinde epeyce kritik yere getirenler var. Mesela Seçkin Pirim, Seyhun Topuz, Gülnur Özsoy, İlhan Koman'la başlayan tasarım mıydı, sanat mıydı meselesini bayağı öteleyerek bir yere kadar getirmişlerdi. Çok iyi sanatçılardır hepsi. Ama işleri böyle arada bir yerde gezinir. Mesela bu benim biraz önce söylediğim gibi sınırların muğlaklaştığı ve sınırların okunaksızlaşıp her iki konuyu da bilmemizi gerektirecek bizim zihnimizi zorlayan işlerdir ve bu anlamda da son derece olumlu, en azından benim olduğum yerden olumlu görülen şeylerdir bunlar. Bu ara yüzleri anlamının iyi oluşu
iki tarafa da bakmak durumunda kalıyorsunuz. Tabii anlamak istiyorsunuz. Yoksa birçok insan için, günlük hayatını sürdüren birçok insan için tasarım sonunda kullanıcısı olduğu bir şeydir. Onun üzerine ayrıca düşünmez ama çok önemli olan şudur. Diyelim ki ben bıçak meraklısı biriyim ve bulduğum her yerden bıçak toplarım. Onların bir kısmı çok fiyakalı görünür fakat onu bir tane elma bile kesemezsiniz. Böyle bir süre sonra elinizde tutamadığınız bir şeye dönüşür. Bazıları ise aldığınızda elinizin uzantısına dönüşür. Böyle ve dikkat edin hep bir şey keseceğiniz zaman o bıçağı arar. Hatta keseceğiniz şey boyut itibariyle o bıçakla uygun değilse bile illa da o bıçağı kullanmak istersin. Çünkü o kadar iyi yapılmıştır, ergonomisi o kadar iyidir ki gerçekten elinizin bir uzantısına dönüşür. Şimdi bu çok çok önemli bir tarafı tasarımın. Yani istediği kadar fiyakalı görünsün, istediği kadar dönemin modalarının uzantısında yapılmış bir şey olsun. Ya da daha farklı düşünen birisi için geçmişte yapılan şeylerin replikaları olsun. Önünde sonunda kullanılacaksa eğer ki tasarım için benim ayırıcı kriterim o, kullanılacak olması. O ayırıcı özelliği onun iyi yapılıp yapılmamış olmasıdır. Bu konuda geçenlerde çok ilginç bir şey yaşadım. Hiç bilmiyordum bunu. Bir işverenim, çok sevdiğim birisi, bana bir 30 yıllık bir viski gönderdi. Ve yanında da bir çay bardağı. Aynı paketin içerisinden çıktı ve bunun tadını çıkaracağına inanıyorum diyerek çay bardağını anlamadığımı itiraf ediyorum. Onunla içmem gerektiğini anladım. Ve gelen viskinin içerisine buz koymayacağımı da biliyorum. Çok az bir suyla rayhasını çıkararak içeceğim konusunda da bir bilgim var. Daha olmama rağmen bir rastlantıyla çay bardağının dünyadaki en iyi viski bardaklarından birisi olduğuna da bir makale okudum. Çünkü ince beli sayesinde alkolünü uçuruyor fakat rayihasını içinde tutabiliyor. Bayağı bunu böyle teknik çizimlerle falan anlatmıştı. Şimdi bu mesela bizimkiler herhalde çay bardağını yaparken bunda bir de şahane viski içilir nasıl olsa dememişlerdir. Böyle hani niyetinizden ayrı olarak onun eğrisi doğrusuna denk gelip çok iyi tutmuş bir takım tasarımlar da olabilir sonunda. Ama her ne olursa olsun yine de bu tasarımın en başından itibaren fayda meselesini gözetmeden yapılabilecek bir şey olmadığını söylememizi gerektiriyor. Başında söylediğim gibi bu nitelikli, anlamlı, keyifli, renkli diye tanımlayabileceğimiz hayatı kolaylaştırıp size özgü kılabilecek olan şeylerin yapılması için üretilmiş bütün düşüncelere tasarım demekte yarar var. Bu nedenle açıkçası. Konu mimarlık olduğunda, daha büyük boyutlu bir tasarım olarak konu mimarlık olduğunda iş iyice değişiyor. Çünkü ne sanatın ne tasarımın bağlı olmadığı bir takım yasalar, yönetmelikler, kurallar, büyük paralar, yani en küçük yapı bile çok büyük bütçesi olan bir şey. Üstelik son zamlardan sonra bu bütçeler iyice yukarılara kadar çıkmış durumda. Şimdi mesela ev, bunun içerisinde de en spesifik olanının ev olduğunu kabul edebiliriz. Bence içlerinde en küçük ama en kişiye özgü olacak olan o. Diğerlerinin hepsi konuya özgüdür. Ev kişiye özgüdür. Dolayısıyla şey ayrımı, ikisinin arasındaki çok önemli, evi çok ayrıcalıklı bir yere götüren konu bu. Mesela bu pandemi sırasında şunu fark ettik. Ben işte bu eve kapanma meselesi içinde çok evcil bir adam değilimdir. Daha sokak çocuğuna yakın bir hayatım vardır. Hatta evim ara sıra uğradığım bir yere dönüşür genellikle. Fakat evden hiç çıkmadan bayağı bir vaktimi evde geçirince ve bundan hiç sıkılmayınca
beni evde tutan şey ne olduğunu düşünmeye başladım ve buradan yola çıkarak da evi düşünmeye başladım. Ev neydi? Sığınak mı? Barınak mı? Statü mü? Gerçekten sadece rahatlık ve konfor mu? İyi bir mutfak nasıl bir şeydi? İyi bir yemek yemek için neye ihtiyaç vardı? Bunların arasında şunun çok önemli ve ayırıcı bir özellik olduğunu fark ettim. Evin arayüzleri diye tanımlayabileceğim bir şey, bir yer var. Yani balkonlar, teraslar, verandalar ya da bodrum ikliminin çardakları, yeni adıyla pergoleleri falan gibi yerler. Şimdi bunlar aslında Akdeniz coğrafyasının son derece ayırıcı özelliği olan şeyler. Yani içerisi değil tam olarak, dışarısı da değil tam olarak. Çünkü üstünüz örtülü ve Bodrum'da yaşayan birisi olduğunuzu düşünün. 9 ay orada yaşayabilirsiniz. Hiç içeri girmeden. Yani sadece içkinizi almak için buzdolabına kadar gidersiniz ve tekrar dışarıya çıkarsınız. Şimdi bu bence çok önemli bir ayıraç. Oysa şimdi şehirlere bakın. Balkonlu ev yok. Bütün balkonlar kapatıldı. O kapatılınca pandemide İnsanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Mesela şöyle bir şey vardı. Dışarıdan aldığınız şeyleri birkaç saat kapıda tutun. Hangi kapıda tutacaksınız? Yani bir apartmanın 5. katında yaşıyorsunuz. Balkonlarınızı da emek emek yandaki plastik doğramacıyı çağırmış ve kapattırmışsınız. İçi de atsan atılmaz, satsan satılmaz eşyalarla dolu. Ve hatta pencereleri de muhtemelen hiç açılmıyor bile. Şimdi hangi dışarısı? Onlar nerede duracaklar? Oysa mesela ben İzmirliyim ve İzmir'deki apartmanların değişmez özelliği şahane balkonlarının olmasıdır. Ve insanlar yılın yarısından çoğunu o balkonlarda yaşarlar. Şimdi bakın, çoğunun balkonları, İzmir'de bile çoğunun balkonları kapatılıyor. Bu sefer şöyle bir kural oluşuyor. Bunu madem kapatıyoruz diye düşünüyorum yatırımcı ya da müteahhit. O zaman bunu ben kapalı alan olarak satarım. Belediyede, yerel yönetimde şöyle diyor imar kurallarında. Madem sen bunu kapalı alan olarak satıyorsun, o zaman ben bunu emsale sayarım. Dolayısıyla böyle inanılmaz bir suç ortaklığıyla Akdeniz coğrafyasının Türkiye bölgesinde yapılan yapıların mimarlığı adına karar verilmiş oluyor. Bu mesela biraz önce söylediğimiz hayatı kolaylaştırmak için olan şey, hayatı zorlaştırıp bir eziyete dönüştürmek için olana dönüşmeye başlıyor. Ve el birliğiyle oluşuyor bu. Dolayısıyla mimarlık bu suçu işlemek için, yani tasarım denilen suçu ya da suça dönüşmüş tasarımı yapmak için olağanüstü bir yapıya dönüşüyor. Şimdi mesela Atina ile İzmir karşılaştırmasındaki en önemli fark, Yunan gazeteci bir arkadaşımla beraber gezerken dikkatimi çekti. Ki onun da Cihangir'de evi var yani. O da yılının yarıdan çoğunu burada geçiriyor. Hiçbir balkon kapatılmamıştı Atina'da. Ki saatlerce yürüdü. Oysa İzmir gibi bir yere geldiğiniz zaman neredeyse yarı yarıya kapatılmış balkonlarla açık bırakılmış olan balkonlar. Şimdi mesela bu yaşama alışkanlıklarımızın yerli bir edilmesi. Peki niye? Yani niye kapatıldı? Biraz önce bir nedenlerden bir tanesi bu. Yani balkonları kapatmak, o emsale dahil etmek ve onları kapalı alan gibi satmak. Ama öbürsü de bence şu. Türkiye çok sert bir biçimde Müslümanlaşmaya başlayınca yaşama biçimleri de ve dolayısıyla yaşamın biçimlerinin içinde geçtiği mekanlar da buna göre örgütlenmeye başladı. Balkon ya da teras ya da veranda dediğimiz yer dışarıyla içerinin arasındaki yüz. Yani biraz önce sanat, tasarım ve mimarlık arasındaki muğlak alanlar gibi. Onun muğlak alanı da orası. Dolayısıyla o aslında dışarıyla kurduğumuz bir ilişki. Ama siz dışarıya kapanırsanız, kendi hayatınız daha kapalı bir biçimde, daha tutucu bir biçimde, daha muhafazakar bir biçimde yaşarsanız, o zaman o ara yüzler de sizin için kıymetli kalmayan şeylere dönüşüyor. Ve bu düşünemeyeceğimiz kadar hızlı bir biçimde yapısal karşılığı olan yere geliyor. Bunun yatırımcı açısından ucu ne? Rezidans denilen, ne olduğunu da kimsenin hala bilmediği,
pencereleri sadece 15 santim şöyle açılıp bir miktar hava almanızı sağlayan cam cepheli ve dışarıdan baktığınız zaman konut mu, ofis mi ayıramayacağınız bir takım yapı tipleri çıkmaya başlıyor artık. Ve bu düşünün ki kendi hayatınızın içinde bunun enerjisi azalıyor. Kendi ömrümüz içerisinde ardışık olarak görebileceğimiz kadar kısa sürelerde oluşuyor. Peki ne yapmalı? Yani nasıl bir şeyle başa çıkılabilir? Bence biraz önce hani herkes yaratıcıdır ya da kapımız herkese açık derken manifestonuza itiraz ettiğim iki maddeye bu yüzden ısrarla dikkatinizi çekmek istiyorum. Bence müthiş bir dikkatle bu ayrıntıları hiç kaçırmadan gündemde tutmak, konuşmak, tartışmak, eleştirmek, gerektiğinde protesto etmek ve işi bu olan insanların, yani sanat, tasarım, mimarlık dediğimiz ve aynı çerçevenin içerisinde koyduğumuz, aynı çerçevenin içine koyabildiğimiz bu disiplinden gelen insanların bu konuda daha da tetikte olması gerekiyor. Bunların içinde de mimarlığın çok özel bir yeri var. Yapmamak bunun içinde. Öyle bir yere gelebilirsiniz ki ve geliyoruz ki zaman zaman sizden istenen şeyler yasal olduğu halde yapamıyor, yapmamanız gerekiyor. Her şey kuralına uygun görünüyor. Ama yanlış. Bunun öbür ucu ne? Mimarlıkta enteresan ara kesitler var. Yani her şey kurala uygun ama sonuç yanlış olacaklar. Hiçbir şey kuralına uygun değil ama sonuç doğru olacaklar var. Şimdi orada iradeyi kullanmak, yetki kullanmak ve dolayısıyla bazı riskleri göze alarak bunları yapmak açıkçası bana çok önemli geliyor. Evet, başa dönüyorum. Tasarım önünde sonunda hayatı kolaylaştırmak, keyifli bir hale getirmek için yapılan şeylerin toplamıdır. Ama yazık ki dışarıya doğru alıcı gözle baktığınız zaman hiç de böyle bir çaba yok galiba. Eşyalar, mobilyalar, nesneler, kullanım araçları, kaldırımlar, yollar, girişler. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım geçirdiği bir felç sonunda engelli bir konuma geldi. Ben ki dikkatli ve özenli olduğumu zannederdim. Hiç dikkat etmediğimi fark ettim yaptığım yapılar. Yani oraya engelli birinin ulaşması için yani tabii ki kurallara uyuyorsunuz, oraya ramp yapıyorsunuz, buraya bilmem ne yapıyorsunuz ama o değil. Yani hiç ayrımcılık taşımayan bir yapı üretmenin ne kadar özel bir dikkat gerektirdiğini, bir yapının her insanın her noktasına ulaşabilmek için ne kadar tasarımcının ne kadar özenli bir çalışma yapması gerektiğini ancak şimdi anladım. Yani bu saatte mi diyeceksiniz? Evet. Ne yazık ki şimdi anlaşılabildi ki bu kadar okul, endüstri yapısı yapmış ve aslında her noktasına ulaşılabilir yapılarla uğraşmış birisi olarak bunun ayrıntına yeni var. Dolayısıyla bu şunun için önemli. Hiç ıskalamadan her şeyi bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz her şeyi yeniden gözden geçirmek ve iyi bir tasarımın nasıl olabileceğine dair ya da doğrudan o nesnenin o şimdi olduğundan daha iyi nasıl olabileceğine dair bir tür düşünce geliştirmek bence çok önemli gibi geliyor bana. Bodrum evleri de bunun içinde olmak üzere. Süremi açtım biraz değil mi? Yok, bence açmadınız. Yani gayet iyi daha evet. Vaktimiz var. Eğer devam etmek isterseniz mi? Dinleyebiliriz bence biraz daha. Yani belli bir standart var ama ona yani tutunmak zorunda değiliz. Eğer paylaşmak istediğiniz şeyler daha varsa bence soru var mı? Evet, soru alabiliriz her zaman. Bu yani araya girebiliriz. Çok, çok güzel. Epey geniş spektrumlu bir şeyden konuşmaya çalıştım ve sorularla gidebiliriz aslında. Tamam. Şöyle, çok kalabalık değiliz. O yüzden sorusu olan varsa direkt mikrofonunu açıp sorabilir.
ya da el kaldır butonu kullanabilir nasıl isterseniz ama moderasyonu ben yaparım, sorun değil. Bakıyorum şöyle. Şöyle yapayım, spotlight'tan alalım sizi. Normal herkes birbirini görsün. Şu an herkes birbirini görebiliyor mu? Evet. Güzel. Tamam. Ya ben bu arada bakıyorum sorusu olan varsa alana girmeyeyim diye ama şeyi sorayım arada. Şey dediniz ya, tasarım kolaylık ve keyif için yapılan bir şey gibi. Yani küçük küçük notlar aldım, küçük cümleler ve kelimeler. Ama bir yandan chatte tasarım deyince aklına ilk ne geliyor diye sormuştuk biraz önce başlarken herkese. Bazılarımız tahminimce tasarımcı ya da bir tasarı içinde olan kişiler şey yazmış. 3-4 tane denk gelince sormak istedim. Tasarım deyince aklına dert geliyor, tasa geliyor, peşinde koşulan dert geliyor. 4 tane, yani 3 tane dert okudum aslında. Bunu da tasarımı üreten kişilerin dert olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu benim düşüncem şu anda. O yüzden size sormak istedim. Hem yazanlara sormak istedim neden böyle düşünüyorsunuz. Hem Nevzat sana sormak istedim. Sence de tasarım bir dert mi? Şey gibi, kelime benzediği için tasarım için bir tasanızın olması gerekiyor. Onun olması için de bir şeyi dert edinmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle aralarında kendiliğinden, ses uyumundan gelen ya da kelime uyumundan gelen bir ilişki var galiba gerçekten. Şey çok önemli, bir sorunla karşılaşmak ve o sorunu sorunsallaştırmak, problematize etmek. Bence tasarıma giden yol kapıyı açıyor. Onu buradan başladıysanız eğer, onu bir herhangi bir şey olmaktan çıkarıp tasarımın alanına taşımış oluyorsunuz. Giriş kapısı orada yani. Yani o zaman buradaki dert aslında olumsuzlukla başlayan değil. Yani zaten o dert edinmen gerek yok ki onu bir öteki aşamaya taşıyorsun. Ben çünkü tasarımcı olmadığım için çok böyle tamamen dışarıdan bakarak yorum yaptım. Demek ki öyle. Daha iyi bir kelime var. Mesele. Yani oradaki dert aslında mesele kelimesinin tam karşılığı. Mesela ilginç bir şekilde sorun gibi de değil. Günlük hayatta kullandığımız şeylerden dert değil, sorun değil ama hepsini içeren bir şey. Ben meseleyi kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Konu gibi de kullanılabiliyor mesele ama yine de farklı bir şey. Hala onun yerine daha iyi bir kelime gelmiyor aklıma benim. Tasarımın tasadan geliyor olması şeyini çok beğendim ben açıkçası. Hani kelimenin benzeşmesi sorunu da aslında biraz hani sorun cevabını bulun gibi bir şey diye düşünürüm. O yüzden çok hoşuma gitti. Sorusu olan var mı? Ben böyle bir sessiz alan bırakıyorum ki isteyen sorsun diye. Bizim bizim mesela bir disiplini de tasarım olan bir mimar için dikkatle bakmak ve ben olsam nasıl yapardım dedirten şeyler karşısında kayıtsız kalmamak ve onları minik ödevler gibi almak çok önemli bir zihinsel prova bence. Bu bir merdiven olabilir, bu bir tekne olabilir. Yani mesela Bodrum, diyelim ki Bodrum'daki limana gidin, denizin üstünde durmayı becerebilen kaç tane tekne var bakın. Yani çoğu, büyük bir çoğunluğu portakal sandığından daha iyi bir şekilde durmuyor şeyin üzerinde, denizin üzerinde. Çok azı doğru düz bir teknedir ve bunlardan bir kısmı balıkçı kayığı da olabilir. Yani Bodrum'un mesela piyadeleri vardır. Gri boyalı olan.
Ve onlar mesela çok yakışıklı teknelerdir. Yani suyun üzerinde durmak için yapılmışlardır gerçekten. Ya da eski guletleri ve trandilleri vardır. Özellikle trandil tam bir deniz nesnesidir. Yani ondan daha iyisi olamaz. Fakat gezi teknesi adı altında o trandiller ve guletler öyle bir hale getirildi ki yani onun denizle zerre kadar ilgisi kalmadı. Yani Bodrum yine bir parça idare ediyor durumu. Mesela geçenlerde Antalya'da gördüm. Yani inanın korsan teknesine benzetilmiş tekneler ve hani kocaman bir karikatür gibi denizin üstünde gezmeye çalışan çeşitli şeyler var. Şimdi bu bir ucu. Öbür ucu, diyelim ki 45 metrelik bir süper yat görüyorsunuz. O da yani denizin üstünde durmaya çalışan bir Rowenta ütünün irileşmiş hali gibi. Yine denizle olan bütün bağı koparılmış ve rengiyle, biçimiyle son derece ekspoze bir biçimde kendisini dışa vuran lüksüyle hiç denizle ilişkisi olmayan bir şey. Mesela su bizim gibi kara yaratıkları için başka bir coğrafyadır ve orada biraz tetikte olmak gerekir. Onun için de mesela eski İngiliz teknelerinde kaptan köşkü açıktır. O denizcilerin giydiği büyük gocukların falan hikmeti de o. Şimdi oysa şimdiki teknelerin hiçbirinde başınızı eğerek geçtiğiniz hiçbir yer yok. Hepsi ev kıvamında. Mesela bir teknede mermer banyo olur mu? Yani hafifliğiyle önemsenen bir şeyin, nesnenin banyosu mermerle kaplanmış olabilir mi? Bana çok tuhaf geliyor mesela. Yastıklarıyla, yatağıyla, kamerasının biçimiyle ya da orada burada teknenin içerisinde var olan nesneyle hemen o eve dönüştürülüyor. Mesela tasarımdaki en önemli ve tıkalı noktalardan bir tanesi, kritik noktalardan bir tanesi o şeyi anlamak yerine o şeyi kendinize benzetmek, kendi hayatınızın bilgi sınırları içinde tutmak. Yani bir tekneyi eve benzetmek, onun için zorlanmak yerine konforlu bir alana çekilip bildiğiniz yerden başlamak. Yani hani bildiğimiz sorudan başlayabilir miyiz diye sorardık okuldayken ve tabii ki derlerdi. O bildiğimiz sorudan başlayınca yine bildiğimiz kadar yapabiliyoruz. Oysa tasarımın çok önemli meselelerinden bir tanesi bilmediğimiz bir yere geçebilme cesaretini göstermek. Ve onun için araştırma yapmayı, daha önce yapılmış olanları gözden geçirmeyi, onları kritik edebilmeyi anlamak. Bu gerçekten bakın bol tarihine, teknelerine, evlerine, otellerine çok azı, bugün yakın zamanda yapılmış olanların çok azı bulunduğu yerle anlamlı bir ilişki kurmayı becerebilir. Diğerleri dünyanın herhangi bir yerinde de olabilirdi. Ve orada da kötü olurlardı, burada da kötü oluyorlar. Dolayısıyla bu düşündüğümüz kadar böyle günlük hayatın içine giren tasarımlar zaten öyle olurmuş gibi görünseler bile öyle olmuyor. Bunlar için ayrıca düşünmek, ayrıca çaba göstermek ve biraz önce söylediğim gibi gerçekten de bilmediğimiz bir yere geçmenin şeyini, riskini göze almak gerekiyor. Yani az önce bir arkadaşı söylemişti ya, bir tasayla tasarım arasındaki fark, bir tasanızın olması gerekiyor. Yani bunu ayrıca bir mesele haline dönüştürmüş olmanız gerekiyor. Yoksa sadece fiyakalı görünen bir takım şeylere dönüşüyor. O da biraz beceriniz varsa çok kolay doğrusu. Şeyi araya parantez açacağım. Arada bir internet bağlantısı kötü oluyor Nevzat. Ama her şey anlaşıldı bence. O yüzden hiç müdahale etmedim şu an. Anlaşılıyor. Söyler zaten herkes. Sadece öyle bir durum olursa hani kesmek durumunda kalabilirim. Kusura bakma. Ama şu ana kadar gitti. Yani anladık her şeyi. Şimdi bir chatten bir soru vardı. Bir de Ayşe Melis el kaldırdı. Chattekini ben okuyayım. Bir şey daha. Tabii ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Bodrum örneğinde, Bodrum mimarlığında mesela Ahmet Berk mimar
geleneksel izleri sürdürerek, yakın zamanda ne yaptığını bilmiyorum Ahmet'in açıkçası ama bir zaman önce yaptıklarını çok önemsiyorum. Çünkü geleneksel izleri sürdürerek bir çırpıda gelenekle ilişkisi yokmuş gibi göründüğü halde onu kullandığınız zaman anlayabileceğiniz nitelikte geleneksel birisi. Ahmet Iğdırlıgil ise öbür ucu, kullandığı malzeme ve yapıp etme biçimleri de dahil geleneksel izleri büyük bir sadakatle sürdüren ama bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir mimarlığın üretimi. Şimdi bu iki örnek mesela biraz önce olumsuz olan şeylere söylüyorum. Çok olumlu örnek bu da. Pardon Cemre, kestim lafını. Yo, çok iyi oldu. Teşekkürler. Not da aldım ben zaten. Tanışıyorduk da. Ne diyordum ben? Şöyle diyordum. Bir chatten bir soru geldi. Sevgi bu soruyu sordu. Sevgi, eğer sesini açıp kendin paylaşmak istersen lütfen paylaş ya da ben okuyabilirim. Okuyayım mı? Tamam, ben okuyorum o zaman. Tasarımı dert edinmeyen ve daha az maliyeti ön planda tutan işverenleri ikna için nasıl bir yol izleyebiliriz? İlk soru. İkinci sorum ise şu an staj yaptığım yerde mimarlık yapıldığını düşünüyorum ve o işleri yaparken tasarıma ve mimarlığa dair öğrendiklerimin körelmesi ihtimali beni korkutuyor. Kendimi bu konuda nasıl dinç tutabilirim? İki ayrı soru sormuş. Önce buradan başlayalım. Ben ses açamıyorum demişti. Sesini açamadığı için sesli soramamış. Ben onun yerine sormuş oldum. Biraz önce maliyet meselesini söylerken buna kısaca değinmiştik. Konu tasarım ve giderek mimarlık olduğunda maliyet gerçekten en önemli verilerden bir tanesi. Yani sınırları zorlamak bana her zaman enteresan bir veri gibi gelmiştir. Şöyle, mesela benim için benzerlerinden daha düşük maliyetli bir şey üretmek marifettir ve bu bir tasarım girdisidir. Bunu yapmak isterim ben. Daha bir şeyi daha ucuza mal etmeyi tercih ederim. Ama şöyle bir tercih yapılması gerekirmiş gibi geliyor. Bir şey ya iyi ve güzel olacak ki bunun o zaman da pahalı olacak ya da ucuz olacak. O zaman da ne iyi ne güzel olacak. Bence böyle bir ayrım yok. Bir şey düşük maliyetli ve iyi ve güzel olabilir. Mesela işte dünyayı kasıp kavuran Bauhaus ekolünün peşinde olduğu ve günlük nesnelerimizi bile bir tasarım nesnesi haline getirerek kullandığımız tabaklar, çanaklar, bütün bunların iyi ve güzel şeyler olmasını isteyen bir grup insanın militancı çalışmasıyla kısa ömürlü, kendi ömrü çok kısa olan ama etkileri çok yüksek olan bir Bauhaus ekolünün bütün manifestosu bunun üzerine kuruludur. Ama ilginç olan şudur, zamanında bunlar son derece ekonomik paralarla, bütçelerle çözülmüş ve küçük paralarla satın alınan şeyler oldukları halde bugün birer statü nesnesi haline dönüştükleri için gerçekten inanılmaz paralara satılan şeylere dönüşmüşlerdir. Bu da bir şeyin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığına dair ve nasıl fiyatlandığına dair bir gösterge. Mesela Jean Prouvé'nin fabrikalar için yaptığı, işçi yemekhaneleri için yaptığı koltuk ve masaların, 3 kuruşa mal olan koltuk ve masaların fiyatı bugün Vitra'da yeniden üretildiklerinde dünyanın en pahalı koltuk ve sandalye ve masalarına dönüşebilir. Dolayısıyla bu maliyet her zaman önemli bir şey ve bence ucuz, düşük maliyetli şeylerin çok iyileri var ve bence bir tasarımcı için bu da ayrıca bir dert olmalı. Bu başa çıkılabilir bir sorun gibi görünüyor. İkincisi şeydi, hani insanın bulunduğu yerde bu problemleri hiç taşımayan, bunları kendisine mesele etmeyen insanlarla çalışırken ne yapması gerektiği. Yani tabii ki doğru olan orada durmamak olur.
niye öyle bir şeyin bir parçası olacaksın ki? Ama şu ya da bu nedenle orada olmanız gerekiyor ve devam ediyorsanız biraz şizofrenik bir şey olsa bile ikili bir hayatı kabul ediyorsunuz demektir. Bir tanesi yapıp etmek zorunda olduğunuz ya da kendinizi zorunda hissettiğiniz bir şeydir. Benim hayatımda öyle bir zorunluk hiç olmadığı için ben onu çok kabul etmiyorum. Yani mutlaka başka bir yolu vardır. Ama o zaman diye varsayalım ki var. O zaman kendinize ait dünyayı diri tutmak, okumak, yaptığınız şeylerin aslında nasıl olsa daha iyi olabileceklerine dair kendi önerilerinizle çalışmak. Yani bir tane defteriniz vardır. O sırada ofiste sizden istenen şeyi çiziyorsunuzdur. Sonra defterinize dönüp aslında onun nasıl olması gerektiğine dair kendi çizgilerinizi de atıyorsunuz. O zaman diri durabilirsiniz ve hiçbir şey sizin zihinsel gelişmenizi kesmez. Ama genellikle insanlar bu ikili hayatı kaldıramadıkları için birinden vazgeçerler. Genellikle de vazgeçilen şey kendileri olur. Bence tek yolu var, o da o. Diri tutmak düşüncelerimizi. Teşekkürler. Sevgi, umarım cevaplar olmuştur. Eklemek istediğim bir şey olursa chatten yazabilirsin. Ayşe Melis söz almak istemişti. Ona sözü devrediyorum. Merhaba. Öncelikle çok güzel bir sohbetti. Size sormak istediğim, anlamak ve benzemenin farkından bahsettiniz. Aklıma bir anda doğayla ilgili, doğayla birlikte tasarımlar geldi. Peki sizce doğayla birlikte tasarlamak nasıl mümkün? Doğayı anlayarak mı, doğaya benzeterek mi daha işlevsel ve göze hitap eden tasarımlar ortaya çıkabilir? Benzetme konusunda söylerken şunu söylemiştim. Nesneyi taklit söylemeye çalışmıştım. İki türlü taklit var. Yani bir tanesi nesneyi taklit etmek, bir tanesi düşünceyi taklit etmek. Nesneyi taklit etmeye kopya diyoruz. Düşünceyi taklit etmeye mimesis diyoruz. Bence doğa ya da başka bir şey. Doğa ya da sizden önce ona benzer tasarım yapmış bir başka tasarımcı. Fark etmiyor bence davranış biçimi. Eğer onun gibi yapmaya çalışıyorsanız bence umutsuz bir çaba. Onun gibi düşünmeye çalışıyorsanız şahane bir yol açılıyor önünüzde. Doğayla olan ilişki de bence öyle. Yani zeytin ağacına benzeyen bir yapı yapmaya kalkmak bence beyhude bir çaba. Zaten orada şahane bir örneği var. Onu yapamazsınız. Ne kadar gibi yapmaya çalışırsanız çalışın. Ama zeytin ağacının bir yere nasıl tutunduğunu anlayarak o tutunmadan bir yapı üretmeye çalışırsanız bence harika bir şey yapmış olursunuz. İkisinin arasındaki fark bu. Yani kopya değil mimesise doğru gitmek. Nesneyi değil düşünceyi taklit etmek. Bence hemen önünüze açacaktır zaten. Anlamakla benzemek arasındaki fark bu. Çok teşekkürler. Çünkü biyotasarımda genellikle buna çok önem veriliyor. Hani aynı şekilde bir objeyi taklit etmek yerine aslında tasarlamanın değeri, hani bunun şeyine de bir şekilde hani vurguda bulunmuş oldunuz. Çok teşekkürler. Çağdaş Özcan'la söz istedi. Direkt devrediyorum. Teşekkürler. Merhaba herkese. Keyifle dinliyorum şu anda. Bir konuya itirazım olacak. Nevzat Bey'in manifestoya itirazına itirazım olacak. Ama oraya başka bir noktaya yaklaşacağım. Güzel. Bu bahsettiğiniz işte kuletin içindeki mermer kaplama konusu aslında bence tekneyi eve yaklaştırmaya çalışmak değil de bu artık son zamanlarda iyice coşmuş olan havalı görünme, pahalı görünme, ışıltılı görünme tasarımsal açıdan kaygısının bir yansıması olarak düşünüyorum.
Bodrum, ben de Bodrum'dayım, mimarım. Şimdi Bodrum'da o sergilenmeye çalışılan işte mütevazi beyaz iki katlı evleri vesaire çizgisinin dışından çıkmış, uzaklaşmış ve high class olmaya çalışan ve fiyatlarını da o yönde belirlemeye çalışan bir küçük bir alan aslında. Ve bu gittikçe işin özünden uzaklaştırmaya başlıyor. Az önceki Sevgi'nin sorusu da aslında birazcık oralara giriyor, çıkıyor. Bu arada bunu yapmaya çalışırken malzeme endüstrisi de başka bir noktaya gidiyor. Aslında bir şıklığı yakalamaya çalışırken hep sahte malzemelerle bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte taş gibi görünen seramikler, ahşap gibi görünen alüminyumlar vesaire vesaire. Ve bu sonunda da ruhtan bir parça bir şeyler götürüyor. Bir parça demeyeyim, büyük oranda bir şeyler götürüyor. Bir karmaşa var. Şimdi bunu manifestoya nasıl bağlayacağım? Ben ilk kez tanışıyorum şu anda komüniteyle ve o manifestodaki mütevazilik benim dikkatimi çekmişti. Aa, gerçekten mi? Herkese bir açık kapı. Sizin söylediğiniz şeyde şöyle bir risk var. Derdinizi anlıyorum, neyi kastettiğinizi anlıyorum. Ama zaten Türkiye'ye bugünlere getiren şey aslında bu büyük laflarla sınırlandırılan manifestolar da oldu. Yani içine girmeye çalışanları geri tutan, onları ürküten, ya ben acaba o kadar iyi miyim ki bunun içinde var olayım düşüncesini gündeme getiren, işin içine psikoloji de giriyor. İşte Türkiye'nin çok çeşitli bir insan yapısı var. Dediğiniz şeyde zaten hani çay içmeye oraya girip çıkmayacaktır. Girse bile önünde sonunda işte frekansı tutan 3-5 kişi bir arada kalacaktır. İşte Türkiye'de kalabalık olarak bir şeyler yapabilmenin önünde de bir zorluk var. Belki o manifesto öylece kalabilir. Kalması da iyidir diye düşünüyorum. Ben bir küçük araya gireceğim. Şeyi vurgulamak istiyorum. Okuduğumuz manifesto Creative Mornings'in global olarak hazırlamış olduğu bir manifesto. Biz Bodrum edisyonu olarak onun Creative Mornings etkinliği özelinde sunuyoruz. Hem Nevzat hem Çağdaş, siz yani hem de dinleyenler için Komünite Bodrum'un kendisinin manifestosu henüz yok. Biz değerler çalışması yapıp bir değerlerimizi ortaya döktüğümüz bir süreçteyiz. Ve çıkan değerler ekseninde o değerlere ve ihtiyaçlara karşılık verebilecek kişileri aramıza almak istiyoruz. Dolayısıyla Komünite Bodrum'un, Bodrum'daki genel varlığı ve topluluğun büyümesi, yani herkes gelsincik bir yerde değil mesela. O yüzden bir topluluk tasarımı yapıyoruz aslında, ön çalışma yapıyoruz. Ama Creative Mornings etkinliği dahilinde global olarak herkesin yaratıcı olduğunu vurguluyor Creative Mornings topluluğu diyeyim, global topluluğu. Herkesin içinde bir potansiyel olduğunu, dolayısıyla bu etkinliğe herkesin uğrayabileceğini, herkese bu kapının açık olduğunu vurguluyor. Biz de bu etkinliğin Bodrum edisyonu yaptığımız için bunu kabul ederek bu etkinliği yapıyoruz gibi bir pozisyondayız. Yani şey konusunda size katılıyorum o yüzden. Yani daha doğrusu bu diyalog açıldığı için kendi fikrimi söyleyeyim. Ben Nevzat'a şey konusunda katılıyorum. Yani herkes welcome, herkes hoş gelsin. Hiçbir kriter olmasın olunca bir tasarım oluşmuyor. Bir topluluk değerleri, kriterleri, niyetleri, hedefleri belli olmuyor. Mesela topluluk odağında tasarım düşününce bunları söyleyebiliyorum. Bu benim kişisel fikrim. Ama şeyi de vurgulamak istedim. Böyle de bir manifesto çalışılmış toplulukça global olarak. Böyle de bir metin çıkmış Creative Mornings'tan. Bunu da savunanlar da var. Revize de edilebileceğini düşünüyorum manifestoların genel olarak. Mesela bu eleştiriye iletmek o manifestonun gelişmesi için bir adımdır gibi de görüyorum kendi adıma. Hani böyle böyle yorumlar aldık. Siz ne düşünüyorsunuz Creative Mornings topluluğu dediğimizde? Belki de çok mantıklı. Burada o cümleyi daha iyi vurgulamamız lazım. İşte herkes yaratıcı olabilir dememiz lazım diyebilir herkes. O yüzden hem verimli olduğunu düşünüyorum bu geri bildirimlerin, hem de
geliştireceğini düşünüyorum manifestoyu. Bir yandan o yüzden manifestoların kısıtlı, kısır olduğunu da düşünmüyorum. Yine böyle kişisel bir fikrimi söylemek istedim. Ben bir şey söylemek isterim buna. Bu iyi oldu bu konunun açılması. Bu Creative Mornings'e şeyi geri alıyorum. Herkese açık olduğunu söylemek kaçınılmaz var. Global olduğunu söyleyen birinin, global bir kurumun söylemesi gereken bir şey zaten bu olmalı. O ayrımcılık yapamaz. Pozitif anlamda bile yapmasa iyi olur. Global olmak öyle bir şeyi gerektiriyor. Ama yine de herkes yaratıcıdır diye başlamasa ve herkes yaratıcı olabilir diye başlasa iyi olur global kurumda. Manifestonun sizin olmamasına sevindim. Community Bodrum'un manifestosunun öyle olmaması gerekirdi. Çünkü yerel olmak, yani yerel olmak bence çok önemli bir şey. Ve iyi bir yerel önünde sonunda globaldir, evrenseldir. Mesela bu iki türlü anlaşılıyor globalizasyon. Bir tanesi yani benim inandığım sol düşüncenin internasyonel düşüncesine çok benziyor bir tarafıyla. Ama öbür taraf, bir tarafıyla da hiç benzemiyor. Çünkü globalizasyonda önünde sonunda egemen düşünce diğer düşünceleri silip süpürüyor. Global olmak biraz böyle. Kendin olarak orada olamıyorsun. Egemene benzeyerek orada olabiliyorsun. O zaman huzura kabul ediliyorsun. Oysa internasyonel düşüncede kendin olarak orada olabiliyorsun. O zaman o bir arada olmanın kriterlerinden çok önemli olan kimsenin kendinden vazgeçmeden orada olmayı becerebilmesi. Ötekini de kendisine benzeterek değil. Oysa mesela şu anda Türkiye'de yapılan şeyi düşünün. Tek tipleştirme üzerine kurulu her şey. Bir tip insan olduğunu kabul etmek istiyorlar. Bir tane milliyet olduğunu kabul etmek istiyorlar. Bir tane din olduğunu kabul etmek istiyorlar. Şimdi benim biraz önceki şeyim buydu. Yoksa manifestolar, benim itirazım buydu. Yoksa manifestolar tabii ki kısıtlayıcı olacak. Herkesi kucaklamayacak. Yoksa manifesto olmaz zaten. Her ne kadar manifestolar çağı bittiyse de, yani 20. yüzyıl başlarken yazılmış olan manifestolara bakın. Çok güzel bir kitap vardır. Yanılmıyorsam Şevki Vanlı Vakfı'ndan çıkmıştır o kitap. Manifestolar üzerine. Yani fütüristlerin manifestosunu okuyun. Mesela fütüristlerin manifestosu bugün kabul edilebilir bir şey olamaz. Ama zamanında zihni açmak için olağanüstü bir şeydir. Marx'ın lafıdır böyle çok çok hoşuma gider benim. Düşündüğümüz şeylerle, söylediğimiz şeylerle, yaptığımız şeyler aynı şey olsaydı gelişme olmazdı. Çelişeceğiz. Biraz önceki arkadaşın konuşurken söylediği gibi itiraz edeceğiz ki dallanıp budaklanabilsin ve konu açılabilsin. Yani özellikle konu tasarım olduğu zaman bu çok önemli. Mesela teknedeki mermer banyo meselesinin evleştirmek değil şıklaştırmak olduğunu. İyi de şıklaştıra nereye benzetiyoruz? Yine evdeki banyoya benzetiyoruz. Onun için asıl fikir şuradan başlıyor. Bildiği o kadar olduğu için denize dair, suya dair, tekneye dair bir şey bilmediği için sonunda en iyi bildiği yer, en lüks diye bildiği yer neresi? Ya bir otelin banyosu ya kendi evinin banyosu. Onu benzete benzete oraya benzetiyor. Oysa kullandığı tekne bu arada fiber. Kardeşim, banyonun da fiber karşılığı olabilir. Mesela oraya gelince tıkanıyor. Çünkü tekne kabuğu itibariyle suda duran bir şey ve uzmanların yapabildiği bir şey. Banyosu itibariyle o adamın karar verebildiği bir şey. Tam burada başlıyor şey. Bildiğine benzetmek. Şey de öyle. Yani herkese açık olmak da sonunda herkesin kendisi olarak orada olmasını değil, oraya sen gel ben seni kendime benzetirim nasıl olsa demeye benziyor. Onun için yerel olduğunu söyleyen bir kurumun, yani Bodrum Komünitenin manifestosunda herkes geçtiğinde itirazım bu noktadaydı.
İyi oldu bunu açılmış olması. Teşekkürler. Çağdaş, senin için güzel mi? Sormak istediğin başka bir şey var mı? Hayır, teşekkür ediyorum. Tamam. Dinlemeye devam ediyorum. Teşekkürler. Ben de çok sevindim bu topluluk. Ya aslında tasarım konuştuğumuz için topluluk tasarımı diye bir şey de şu an mevzu ve biz aslında şu an yani etkinliğin de bir tasarımı var. Ben bir kültür yöneticisi tabii olarak çalışıyorum yaklaşık 15 yıldır. Film sektöründen, sinema sektöründen geliyorum. Film festivalleri organize ediyorduk. Birçok film festivalinde çalıştım. Yani o zamanlar bu 10 yıl önce diyelim ki sektördeyken bir şeyi tasarlıyoruz gibi davranmıyorduk. Bir şeyin organizasyonunu yapıyoruz ismiyle olaylar gelişiyordu. Fakat son dönemde bence sektörden de kaynaklı olarak hem kültür sektöründen hem sosyal girişimcilik dünyasından hem işte sanat sektöründen tasarım kelimesi her şeyde öne çıkmaya başladı zaten. Dolayısıyla mesleklerin kendisinin içinde de yani biz tasarım dediğimizde aklımıza grafik tasarımcı, mimar gibi yani ilk akla gelen tasarım konuları varken birden her şeyin tasarımının olduğu aslında mevzu olmaya başladı. Ben mesleki olarak da mesela bunu şaşkınlığını bir süre yaşadım. Çünkü yani topluluk kurmak mesela bir tasarım gerektiriyor. Bunu anladım. Ya da işte bir etkinlik yapıyorsan bu kültürel bir şey olabilir. Tek seferlik bir şey bile olsa, bir film gösterimi bile olsa o ortamın, o ortamda geçecek zamanın tasarımının yapılıyor olması gerekiyor gibi bir tasarım kelimesiyle çok çarpışmaya başladığımı hissettim. Bunun da böyle son 10 yılın durumu olduğunu hissediyorum. Çünkü sektörler ve kurumlar da bunu çok kullanmaya ve bu tasarım yapıyor olmayı vurgulamaya başladılar diye de düşünüyorum. Her şey eninde sonunda mimarlığa yaklaşıyor. Her şey hem tasarım oldu hem her şey proje oldu. Proje de mesela çok kullanılan kelimelerden bir tanesi. İnsanın bir fikrinin olması bir projesinin olduğu gibi bir yere evriliyor. Fena değil, mimarlık iyi bir yerdir. Oraya yaklaşmakta yarar var. Başka soru sormak, sohbete katılmak isteyen var mı diye şöyle bakıyorum herkese. Yok gibi. Güzel. Böyle zaten son böyle bir 10 dakika daha durabiliriz ya da yavaş yavaş kapatabiliriz. Yani sohbetimizin sonuna doğru da geliyoruz zaten. Bakıyorum ben notlarıma. Bir şey söyleyecek miydim diye şeyi sormak istedim ben. Ahmet Berk ve Ahmet Iğdırlıgil'den bahsettik ya, ikisinin farklı bir şekilde Bodrum mimarisini ele aldığından. Sizin bu ikisinden birine yakın hissettiğiniz var mı? Merak ettim. Şu yüzden merak ettim. Çok kişisel bir sebeple soruyorum bunu. Ben küçükken Müfit Karzek ressam, tanır mısınız bilmiyorum. Buradaki insanlar tanınma Bodrumlu bir ressam ve sadece zeytin ağacı çizer. Onun kızıyla çok çok yakın bir arkadaştım ve onların evine çok gidiyordum ve yani benim için bu dünyada gördüğüm en güzel ev onların evi, Bodrum'daki Yaşlı'daki evi. Yani çok uzun yıllar sonra öğrendim ki onu Ahmet Iğdırlıgil yapmış. Hatta Bodrum'da yaptığı ilk ev olabilir falan, öyle bir şey sanırım. Böyle zaten onunla da tanışmıştım. Yani mimari tarafım ile büyüyünce yüzleştim. Ve çok çok seviyorum, bayılıyorum yani, böyle çok ait hissediyorum ve bunu çocuklukta hissetmeye başladım. Yani konuyla ilgili hiçbir şey bilmezken sadece çocuk halimle orada çok doğal ve ait hissetmiştim. Oradan merak ettim, iki farklı yönde gelişen Bodrum evlerinde Ahmet Berk, Ahmet Iğdırlıgil konusunda sizin beğendiğiniz, önerdiğiniz, sevdiğiniz evler var mı? Gidin ziyaret edin, kapısını çalın dediğiniz evler var mı Bodrum'da? Onların dışında başkaları mı? Aslında sorum şuydu. Ahmet Berk ve Ahmet Iğdırlıgil iki farklı yönden Bodrum mimarisini ele aldı diye anladım. Sizin yakın hissettiğiniz var mı
bu iki farklı bakış açısını diye merak ettim. Bir de beğendiğiniz, bizim bilmediğimiz evler var mı? Gidip kapısını çalıp, ya da yapılar, ev olmak zorunda değil. Bodrum'da önerebileceğiniz, ziyaret edebileceğiniz diye merak ettim. Ev var. İkisi arasında benim bütünü kapsayacak bir tercihim yok. Ben biraz daha böyle bulunduğum noktadan yola çıkmayı, oraya tutunarak bir düşünmeyi seven birisi. Yani Bodrum'da da bir şey yapıyor olsam, Bodrum'da bulunduğum yerde noktasal olarak beni çok ilgilendirirdi. Yanımda bir deve dikeni mi var? Yoksa yanımda eski bir yapı mı var? Yoksa çok güzel bir zeytin ağacım var? Bununla ilişki kurarak yapmayı tercih ederdim. Doğrusu hani bir çırpıda Ahmet Berk mi, Ahmet Iğdırlıgil mi tercihim benim yok. İkisi gibi de davrandığım oluyor çünkü. Çünkü şöyle bir şey var. İkisinde de var olan bir şey. Sonunda ikisinin de üslupları var. Yani ben bir yapıyı gördüğüm zaman onun Ahmet Iğdırlıgil tarafından ya da Ahmet Berk tarafından yapılıp yapılmadığını anlayabiliyorum. Bu sonunda sizi bir üsluba götürüyor. Ben oraya çok yakın durmuyorum açıkçası. Yani problemi her seferinde yeniden tanımlamaya ve her seferinde yeniden yapmaya daha şeyim, daha yakınım. Kendi kişisel arşivimi kullanıyorum. Bulunduğum yerin arşivini kullanıyorum. Gördüğüm şeyleri. Ama yine her seferinde soruyu en baştan sormayı ve hep böyle yepyeni bir problemmiş gibi kurmayı seviyorum. Onun için ikisi gibi de yapabilirdim yani. İkisi gibi de yapabilirdim ve bunda hiçbir beis görmezdim. Bodrum'da benim bildiğim, mesela eski halinden artık eser kalmamış bir olsa bile geleneksel yapılardan bir tanesi Han şeydeki, çarşının içerisindeki. Birçok insan içine girmemiştir bile muhtemelen. Yani artık eski halinden, o güzelim halinden eser yok. Ama şöyle bir şey önereceğim. Ben öyle yapmıştım. Eski bir kartpostal vardı. O hanın bütün etrafındaki dükkanları olmadan gösteren. O kartpostalı edinin ve onunla birlikte hana bir gidip bakın. Nereden nereye geldiğini görmek için ve eski halini hatırlamak için. Yeni yapılmış yapılardan, yani çok yeni olmasa bile Cengiz Bektaş'ın seçkin konakları vardır. Yat Limanı'nın hemen neredeyse o zamanlar son yapısıydı. Son yapılarından bir tanesidir. Yola yakın olanlar, arka tarafında sonradan eklenen yapılar değil ama çakır sıva dediğimiz, yani böyle taşı göz göz görebileceğiniz bir yapıdır ve geleneksel bir iz üzerinden modern bir yapının nasıl olabileceğine dair çok güzel işaretler taşır. Tam aslında biraz önce konuştuğumuz şeyin uzantısında global mi lokal mi meselesinden, biliyorsunuz lokalizasyon diye bir yeni bir kelime terim ürettiler ve lokal olanın bence çok şeyi, çok iyi bir örneğidir. Sıva tekniğine kadar aynen eskiden yapıldığı gibi yapıp tümüyle yeni bir yapı yapmanın nasıl olduğunu görebilirsiniz orada. Başka Bodrum'dan hatırladım, çat diye aklıma gelen bir şey yok tabii. Ama mesela Bodrum Mimarlığı diye bir kitabın olmamış olması çok büyük bir eksiklik. Bu mesela komünite Bodrum hafif birilerini dürtmek için iyi bir fırsat bulabilir. Yani Bodrum'da Mimarlık diye bir kitap olsaydı iyi bir şey olurdu diye düşünüyorum. Ben böyle hani çay masasına konacak bir kitap değil de kitap hakikaten bu uğraşmaya değer. Sponsor da bulunabilir böyle bir şey için, yazar da bulunabilir, yazarlar da bulunabilir, bir iyi bir editörle, hani eminim ben şu anda Bodrum'da yaşayan ve böyle bir kitabı kotarabilecek bir editör de bulunur. Bodrum çünkü iyiden iyiye bir şehir gibi olmaya başladı. Evet, hiç aklıma gelmemişti Cemre. Şimdi konuşurken çıktı ve bence bunun için uğraşın. Yani çok sizin yapabileceğiniz bir şey bu. Gerçekten öyle. Yani bu tarz şeyleri üretecek, direkt üretim değil de buna vesile olacak niyet ve etkiyi
yaratarak, doğru insanlara ulaşarak böyle bir kitap yapmak ya da benzeri üretimler yapmak mümkün. Ben bu şeyleri sizin önerdiğiniz binaları ya da evleri şu yüzden de sormuştum örneğin. Biz belki bir noktada işte şehir yürüyüşleri yapıp böyle bir audio walk gibi sesli bir betimlemeyle şehirde mimari anlamda değeri olan işte sarnıçlar olsun, binalar olsun, tarihi ya da coğrafi işte bir belleği olan mekanları gezmek istiyoruz. Kendimize eski bir sinemayı, yani çok eski olmasa da ne olursa olsun 20 yıl öncesinin hafıza merkezi olan bir mekanı dönüştürdüğümüz için böyle hafıza merkezi olabilecek ve değeri olan kültürel sokaklar da dahil buna, sadece bina da değil, bir rota hazırlamak falan istiyoruz. Yani tabii, böyle beyin fırtınalarında bu konuşuluyor ama daha üretime geçmedik. Dediğiniz gibi belki işte bu tarz bir rota ve niyetle onun zaten bir çıktısı olabilir ve bu bir kitap olabilir. Dolayısıyla çok şeye gebe yani bu konu. Aramızda mimarlar da var ve sadece komünite bodrum değil, yani komünite bodrum toplumun ötesindeki partnerlerle de bir şeyler yapabileceğiz. Yani niyet olan olursa bunları konuşalım isterim, buradaki toplulukta da varsa yani bu 30 kişi arasında. Bir soru daha çok geldi. Dinliyorum. Çok iyi bir yere geldi. Çok iyi bir yere geldi. Bence bununla gerçekten uğraşın. İkisi de çok iyi. Yani kitap da çok iyi, rota da çok iyi. Yani böyle bir yapılar da kuruyorum. Bu arada kendi yapımı atladım. Herhalde 30 sene oldu. Gümbet'te Colossus Otel diye bir yer yapmıştık ve geçenlerde gördüm geldiğimde üzerine kat eklemişler. Şimdi mesela dava açmayı düşünüyorum şeyi. Hani benim hiç haberim bile yok. Yani binanın üzerinde bir fazladan bir kat var şu anda. Şey gibi düşünüyorum. Yani böyle orada çok önemli bir şey birikiyor. Yani çok büyük bir para dönüyor, bir sürü olanakları çok olan insanlar oradalar. Bunu böyle faydalı bir yere evirmek için bence güzel bir olanak var orada. Onu kullanmak iyi olabilir. Ha, bu arada bizim Mazı'da bir işimiz var. Bodrum Mazı'da zeytinlik bir alanda bir yapı. Zeytin ağaçlarının arasına yapılmış bir yapı. Hani biraz önce doğada nasıl yapmak diye konuşuyorduk. Hiçbir zeytin ağacına dokunmadan, biliyorsunuz zeytin ağacı taşınabilen bir ağaç. Bu yüzden de hani işin tadını kaçırmış durumdalar. Ona bir eşya muamelesi yapmaları benim cinlerimi tepeme çıkarıyor. Yani niye taşıyorsun? Yani ne kadar önemli bir şey yapmış olabilirsin ki bir tane zeytin ağacını, yani 200 yaşında bir zeytin ağacını yerinden edecek kadar bir mimar ne kadar önemli bir şey yapmış olabilir? Yani. Bana çok saçma geliyor. Biz tersinden gitmiştik orada. Hiç bir zeytinliğin içinde ve imarı var. Yani ara sıra kaçak işler de yaptığım oluyor ama bu kaçak değil. Bayağı yasal bir iş. Fakat tabii gözetilmediği için nasıl olsa zeytin ağaçlarını taşıyacaklardır denilerek aldığınız imar o zeytin ağaçlarının arasına o yapıyı yapmanıza izin vermiyor. Ama zeytin ağaçlarının arasına yapılabilecek bir yapı da var. Fakat o da yasal olmuyor. Yani şimdi böyle o ayrıntılara girmeyeyim ama yapıları birbirinden çekme mesafeleriniz var, kütle boyları var, kopardığınızda onu ne kadar aralayacağınız var falan. Hiçbir zeytin ağacına dokunmadan orada bir zeytinli matris dediğimiz bir örüntü oluşturmuştuk ve terasları, kapalı alanları, yarı açık alanlarıyla pekala şeyin içerisinde, zeytinlerin arasında bir ev yapmayı becerebilmiştik. Mesela o biraz önce sorduğun soru Cemre, Berk mi, Iğdırlıgil mi arasındaki mesafede? İkisi de değil. Çünkü biz yapılara bakmadık. İskelelere baktık. Yani bir iskele nasıl yapılıyordu? Niye oraya baktık? Çünkü arazi eski bir dere yatağı ve 50 santim kazdığınızda hala su çıkıyor araziden. Artık bir dere yok. Derenin yatağı değişmiş, yan tarafa geçmiş ama dere ya tabii doğa hatırladığı için suyu hala orada duruyor. Dolayısıyla o suyun içine bir bina yaparsak rutubetten kurtulamaz bu insanlar diyerek bir iskele gibi yerden 70 santim yükselterek ev gibi değil de iskele yapar gibi yaptığımız bir ev oldu. O mesela bu da hani biraz önce konuştuğumuz
kopya değil, mimesis dediğimiz, neyi taklit edeceğinize bağlı bir şey. Burada mesela evleri değil, iskeleleri taklit ederek, onların düşüncesini taklit ederek yapmaya çalıştığımız bir şeydi ve iyi bir örnekti. Bu arada kitap demişken, benim bir kitabım daha yayınlandı, Yapı Kredi Yayınları'ndan. Coğrafi bir mesele olarak mimarlık. Ve çok ilginç kitap. Şimdi sizinle konuşurken, geçen Cemre ile konuşurken bunu söylemiştim. Bodrum'la başlıyor. Çünkü benim Bodrum'da ilişkim 1968, yani sizin henüz bir düşünce olarak bile devrede olmadığınız bir tarihten söz ediyorum. Benim ortaokul ikinci sınıfta olduğum bir evde de Bodrum'la ilk karşılaşmam. Ondan sonra da yıllarca Bodrum'da kalmam, yaşamam falan. Beni mesela çok etkilemişti şey, güneş ve gölge meselesi. Hayatımda ilk defa deniz kabukluları görüyordum, sünger görüyordum. Mesela gerçek bir süngerle ilk defa Bodrum'da karşılaşmıştım. Halk eğitim merkezi olup şimdi tekrar kilise kalıntısını ortaya çıkardıkları binayı gördüğümde çok şaşırmıştım. İlk defa o kadar harabeye dönüşmüş bir yapıyla karşılaşıyordum. Bütün bunlar böyle Bodrum'a dair ve muhtemelen benim mimarlığıma dair olağanüstü birikimler yapmıştı. Öneririm kitabı. Kendi kitabımın reklamını yapıyormuş gibi olacağım ama şeyin 20 yıldır yaptığım Dikili'de mimarlık yaz okulları var. Her yıl 10 öğrenci alıyorum ve o 10 öğrenciyle işte yerel olan nedir? Zanaatkarlık ne demektir? Küçük bölgelerin mimarlığı var mı? Basit yapıların teknolojisi olur mu? Komşuluk ne demek? Hala gelenekten söz edebilir miyiz? Malzeme teknolojileri nasıl anlaşılmalı gibi bir takım meseleleri tartışıyoruz. Sonra da bir proje üretiyoruz ve o 15 gün alt alta üst üste onlarla bu böyle bir şey yapıyoruz. Kitap aslında bunun kitabı. Yani bu deneyimlerin derlenip toparlandığı kitap. Biraz önce size önerdiğim Bodrum Mimarlığı'nın kitabını yapsanız ne güzel olur dediğim şey. Ben kendi yaptığım yaz okulunun kitabını yaptım. 20 yıllık deneyimi yayınladım. Onun adı da coğrafi bir mesele olarak mimarlık oldu. Yani biz nasıl yetişiyoruz? Biraz önce şeyi söylemiştim ya, kültürel olanla uygarlık sayılabilecek olan şeyler. Biri kendiliğinden olanlar, biri aklımızla bulup çıkardıklarımız. Bu ikisinin bir aradalığı bana çok önemli geliyor açıkçası. Ve kitap bunu anlatmaya çalışıyor. Benim özelimde tabii ki en iyi bildiğim hikaye kendi hikayem olduğu için onun üzerinden, ama asıl üst anlamı bir tasarımcı nasıl yetişiyor ve bu yetiştiği biçim onun bir şeyi nasıl tasarlayacağını ne şekilde belirliyorum kitabı olmaya çalışıyordu. Öneririm. Bu kitap konusunda ben de geçen gün Bodrum Mimar Kütüphanesi'ne gittiğim zaman bir kaynakla karşılaştım. Aslında geçen sene basılmış. 1974 yılında galiba yapılmış bir Kolombiya Üniversitesi'nden mimarlık öğrencileriyle buradaki Süha Üskan sanırım bir yere getirmiş. Bir açık kaynak yapmışlar aslında. Turgut Reis 1974 adında Evaluation of Families and Houses diye bir kitap yapmışlar. Bizim bu yapmak istediğimiz şeye çok iyi bir referans olabilir diye düşündüm. O zamanlar gidip belki Turgut Reis'te 40 tane 50 tane olan evlerin teker teker rölesini almışlar. Bir vaziyet planı çıkarmaktan öte ailelerin hikayelerini dokümante etmişler. Ve birbirleriyle ilişkilerini, evlerin konumlarının birbirleriyle ilişkilerini bulmuşlar. Ben Turgut Reis'liyim. Girgin evim, soyadım Girgin. Girgin evi diye bir evde buldum. Hatta babaanneme sordum, tanıyor musun bu adam, bu adam kim diye. Böyle geriye dönüp baktığın zaman kaynak oluşturabilecek, referans oluşturabilecek kitaplar yapmak harika bir fikir diye düşündüm o anda. Biz de aklımıza bizim yapmak istediğimiz şey geldi. Paylaşmak istedim. Belki bir gün gidip birlikte bakarız. Çok güzel. Bodrum için yapılmış bir kitap var. Cengiz Bektaş'ın Bodrum kitabı. Öneririm.
Yani inanılmaz güzellikte bir kitaptır, iyi bir derlemedir. Orçun, bu arada arkanda gördüğüm siyah beyaz işler kimin? Ben yaptım. Vay! Çok iyi. Hiç beklemiyordum. Orçun, gösterebilir misin? Çok iyi. Teşekkür ederim. Senin mesleğin ne? Ben mimarım. Ben Urla'da biz birlikte sizin etkinliğinize katılmıştım. Yazakon'a katılmıştım. Oradan bir tanışıklığımız var. Aa, evet ya. Şimdi Orçun, bağladım ha. Çok güzel. Buluşmamızda da vardı. Evet, evet. O yazakullarından birini, çünkü Urla'ya taşımıştık. Sen evet. O evrede vardın. 6 sene önce. Diğerlerini, evet, diğerlerinin hepsi Dikili'deydi. O sadece bir kere Urla'ya taşıdık, o belediye başkanının isteği üzerine. Ha evet, şimdi hatırladım. Ben de hep o Dikili'deki fotoğraflara bakıp ben de oraya gideceğim mi acaba diye düşünüyordum. O gün de, o zaman da Urla denk geldi böyle. Bir Dikili'de böyle aklımda kalmış değil yani. Orçun, o zaman seni çok ilgilendirecek biraz önce söylediğim kitap. Kendi fotoğraflarını da göreceksin kitapta. Ya aklıma geldi, bir bakacağım evet. Evet, buna mutlaka. Yani bütün o süreci hiçbir şey atlamadan yazmaya çalıştım. Urla da var kitabın içinde. Yani o dönem de var. Ve o en parlak dönemlerden biriydi. Sen de iyi bir adamdın. Şimdi ne yapıyorsun? Ben Bodrum'da mimarlık yapıyorum. Onu anladık. Aslında Bodrum'a yapmıyorum. Bir uluslararası firmada çalışıyorum. Biz Amerika'ya detay çizimleri üretiyoruz. Gökdelenlerin bazı detaylarını çiziyoruz. Al işte, buradan globalleşme çok, böyle bir şey. Evet, buradan çok uzakta şeyler yapıyoruz aslında. Böyle komüniteyle birlikteyim şimdi. Birazcık kendimi başka yönlerden tatmin etmek açısından. Böyle devam ediyorum. Bir gökdelenin hangi detaylarını çiziyorsun mesela? Uf, yani şey, genellikle taş, mermer detaylarını çiziyorum. Ama bir gökdeleni de bütün detaylarını inceleme fırsatı bul, yani birçok gökdeleni inceleyebiliyorum. İşte çatı bahçeleri görüyorum, köpek gezdirme katları görüyorum, toprakla kaplı böyle ilginç detaylara rastlıyorum. Heyecanlı olduğu zamanlar da oluyor, sıkıcılığı kırdığı zamanlar da oluyor. Ama genel olarak çok böyle yapacağımış belli, karacağım detaylar belli. Çünkü bir proje tasarlamıyorum, tasarlanmış projenin detaylarını üretmek üzere, üretimi kolaylaştırmak açısından ikinci bir faz var. Mimari projenin detaylandırılması ve işçinin mimari projeyi hayata geçirirken doğru anlayıp yönlendirilmesiyle ilgili bir faz. O yönetimin o küçük detaylarını yapıyoruz. İlginç detaylar görüyorum ama biraz böyle tek düze gidiyor, tasarımdan uzakta geliyor bana falan filan. Peki senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Merak ettim bunu. Mesela şimdi değil tabii ama başkalarının canını sıkmanın alemi yok. Bir gün benimle paylaşır mısın yaptığın şeyleri? Bir görmek istiyorum yani, nasıl oluyor bu? İşte tam biraz önce konuştuğumuz hikayenin birebir örneği. Bodrum'da bir Türk mimar Amerika'daki uluslararası bir şirket için detay üretiyor ve bu daha önceden tasarımı yapılmış bir şeyin realize edilmesi, çizim olarak ortaya çıkıp projelendirilmesi sürecini yapıyor. Sonra da muhtemelen o yapı başka uluslardan olan insanlar tarafından inşa ediliyor. Bence o proje parçasını görmek isterim. Ne tabii. Yani ne gönder, mesleki bir sır olacağını sanmıyorum bunu. Ben de zannetmiyorum. Yani şey, patronlarımla da konuşurum. Yani onların izin verdiği şekilde paylaşabilirim her şekilde. Tabii tabii. Benimki sadece dümdüz bir merak yani. Hala vazgeçmediğim merakım. Tabii tabii. Mailiniz var bende, ben gönderirim size. Tamam. Tamam. Peki. Ben de diyecektim ki isterseniz sizi buluşturayım ama mailler varsa siz zaten buluşabilirsiniz. Yine de ihtiyacımız olsun, yine de ben karşılıklı. Yine de senin buluşturmanı tercih ederiz. Evet, onu diyecektim. Ben de tam ona ekliyordum zaten. Yine de ben sizi buluşturabilirim diyecektim. Valla sona doğru çok çok güzel oldu. Böyle gittikçe sohbet gelişti aslında. Ama sabah sabah anda, tasarım. Evet, yani zaten o anlamda bence çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum o anlamda sizi ağırladığımız için bu edisyonda, bu temayla birlikte.
Bir soru daha vardı kaçırdığım ama süre olarak da şu anda süremizi aştığımız için kimsenin vaktini de çalmak istemiyorum. O yüzden yavaştan kapamayı teklif ediyorum. Siz de istersiniz. Bir soruyu alabilirsin. Alayım mı? Tamam. Yani işte birazcık gözetmeye çalıştım. Sizi de gözetmeye çalıştım Nevzat Bey. O yüzden... Tamam, şimdi o zaman soruyu soruyorum vaktiniz varsa. Tasarım süreci içerisinde özellikle mimarlıkta bazen yapmamak gerekirin kararı nasıl bir noktaya gelindiğinde verilebilir? Bu noktanın farkına varıldığında izlenecek yol için parantez içinde yöntem değiştirerek tekrar deneme ya da vazgeçme bağlamında kendini ikna etme süreci de ayrı bir konu. Gibi bir nokta var. Soruyla beraber paylaşmış oldum. Beyza'nın notu mikrofonu kullanamadığı için chatten yazmış. Şöyle yani bütün hayat aslında kendiniz ve sizin dışınızdaki yakın ve uzak çevreler üzerinden kurulan bir interaktif bir durum diyelim. Onu hayatı özetlemek için. Bu aralarda biraz önce anlatmaya çalışıyordum. Yasal ama meşru değil. Meşru ama yasal değil. Bir takım kritik kesitlere gelebiliyor insan. Yani bunun örneği ne olabilir? Mesela sizden bir konut projesi isteniyor. İstenen konut projesi bir portakal bahçesinin üzerinde. Bir zaman sonra, bu benim başıma gelmiş bir şey. İzmir, Balçova'da yeri görmeye gittiğimde ve tam mevsimiydi. Yani olağanüstü bakımlı bir portakal bahçesi ve arsa muamelesi görüyor. Ama imarı var. Şimdi o kadar donuk kaldım ki yapamam dedim. Ya ne demek yapamam? İşte imar durumumuz burada emsali verilmiş falan. Burası artık portakal bahçesi değil. Bu ağaçlar sökülecek, gidecek. Fakat kişisel olarak benim için böyle bir şey yapılamazdı. Yani onu yapmamam. O işte bu mesela kritik bir karar. Bunu yapıp yapmamak. Ha bunun içerisinde ne yapabilirsin? Bir kısmına yapabilirsiniz. Bir portakal bahçesi içerisinde bir ev yapabilirsiniz. Ara bir çözüm bulunabilir. Ama hiçbir yatırımcı sahip olduğu emsali altında yapı yapmaya razı olmadığı için bu yol denenemiyor. Başka bir örnek. Bu da tersi. Yasal olarak orada yapı yapmamak gerekiyor. Hiçbir izni yok. Ama mimar olarak bana yapılabilir geliyor. O zaman da tam tersi davranabiliyorum. Evet, ben de riske giriyorum. İşverenimi de o riskin içerisine atabiliyorum ve yapabiliyorum onu. Burada benim için bir tane kural var. Bir şeyi yapıp yapmama kararımı verdi. Bu yaptığım şeyi kalabalıkta anlatabilir miyim diye soruyorum kendime. Eğer anlatabilirim diyorsam yapıyorum. Ve bu yüzden epeyce riske girdiğim, mesela İstanbul'da Göksu Deresi'nin kenarında yaptığım yapı yüzünden Mimarlar Odası Onur Kurulu'ndan 15 gün işten men cezası bile almıştım. Ama o kural çok önemli. Yani şu soruyu hep sormak gerekiyor. Ben bunu kalabalıkta hiçbir şey saklamadan anlatabilir miyim? Anlatabilirim diyorsanız yapın. Yok ben bunu anlatamam, bunun hesabını veremem diyorsanız yapmayın. Kimse sizi görmüyorsa bile yapmayın yani. Tırnak şey böyle oluşuyor. Pardon. Mahalle baskısı diyebilir miyiz? Vicdan bu. Bu mahallenin değil yani içsel baskınız. Çünkü mahalle baskısını mesela benim yapımda bir insan mahalle baskısını göze alıyor. Hani Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkabiliyorum ben. Onun için benim üzerimde mahalle baskısı yok ama iç baskınız var. Yani dünyayı algılama biçiminiz, dünyayı anlama biçiminiz, siyasi tercihleriniz. Nasıl bir insansanız sonra önünde sonunda öyle bir şey davranıyorsunuz. Benim söyleyeyim tam o kritik kesitteki şey. Yani insanlara bunu anlatabiliyorum muyumu sorguladığınız zaman mahalle baskısında ben o mahalleliye ben bunu niye yaptığımı açıklayabiliyor muyum gibi gördüğüm için öyle bir terim kullandım tırnak için. Oradan da bağlanabilir ama sonunda mahalleli sizi aforoz da edebilir. Çünkü mahalle baskısı sonunda mahalleli gibi davranmanın da başlangıcı ya.
Ben ise daha riskli bir yer seçiyorum. Yapıyorum, anlatıyorum. Sonunda beni mahalleden atabilirler yani. Onu göze alıyorum. Hı. Halbuki öteki Şerif Mardin'in tarif ettiği mahalle baskısı daha şey. Orada kalmaya, yani birinci koşulumuz orada kalmaya devam etmek. Benim birinci koşulum ise onu anlatabilmek. Orada kalmamak da işin sonunda başıma gelecekse eyvallah, gelir yani. Bu konu topluluk meselesine de hemen kayıyor mahalle dediğimiz an. Konu toplulukların birbiriyle nasıl, yani topluluk içindeki bireylerin birbiriyle nasıl etkileştiğine de gidiyor. Ben direkt o perspektiften de düşünmeye başlıyorum. Aydeniz el kaldırdı. Aydeniz, sen de lütfen söz al. Şey, madem bir soruyla süreyi uzattık, ben bir şımarıklık yapıp bir şey daha araya sıkıştırayım istedim. Şansımı zorlayayım, iyice süreyi uzatayım. Yani şey, bu konuştuğumuz şeylerin sonunda aslında kafamda şöyle bir soru var. Bir tasarımcı olarak, bir mimar olarak bu dünyada nasıl hayatta kalınır? Yani bir şey iyi ve güzel ya da ucuz değil, hem iyi güzel ve ucuz olabilir dediniz. Ama hani böyle sokağa çıktığımızda hem ucuz, hem kötü, hem çirkin şeyleri görüyoruz ya. Yani benim için aslında şöyle olmuştu. Mimarlık okulundan öncesi ve sonrası çok farklı. Böyle okulda sanki bir hastalık kaptım ve artık sokağa çıktığımda o şeyleri gördükçe böyle vücuduma iğneler batıyor gibi hissediyorum. Ve bazen de bu, yani bu hastalıktan bir şekilde kurtulmak gerekiyor. Yoksa tek bir seçenek var, hiçbir şey yapmamak hayatta. Ve bununla nasıl mücadele edilir? Siz nasıl mücadele ediyorsunuz? Tabii sokağa çıkınca sadece ucuz, çirkin ve kötü şeyler görmüyorsun. Pahalı, çirkin ve kötü şeyler de var. Yani bir sürü çaba harcanmış, sonunda acayip bir kiç olarak ortalıkta duruyor. Şununla, biraz önce onu söylemeye çalıştım. Ben olsam ne yapardım? Her şeye böyle bakmak gerekiyor. Bu mu yani? Çünkü öteki maruz kalmak diye açıklayabileceğimiz, sizin dışınızda bir şey cereyan ediyor ve siz ondan etkileniyorsunuz. Kendinizi etkin kılabilmenin yolu her seferinde bir tepki geliştirebilmek. Ben olsam ne yapardım? Geçen gün İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin açılış dersinde bunu söylemiş. İnanılmaz güzellikte bir salonda konuşuyorum. Olacak şeydi. En son müdahaleleri Daranko'nun yaptığı İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nın konferans toplantı salonlarından bir tanesi. Yani avizeler, duvardaki bezemeler, salonun eni, boyu, pencereleri, perdeleri, her şey bu kadar güzel olabilir. Fakat konuştuğum bir kürsü var. Yani o da olabilecek en kötü şey. Ve yani biraz sevimsiz olmayı göze alarak çocuklara şeyi söylemiştim. Yani her şeyden kuşku duyun. Size söylenen her şeyden. Kendinize yakın bulduğunuz ya da uzak bulduğunuz fark etmez. Mesela şöyle bir şey. Buraya bakın. Bu avizeyi, bu duvarı, bu bezemeleri, bu mekanı tekrar gözden geçirin. Bu kürsüye bakın ve ulan buraya bu mu koyulurdu deyin mesela. Ve sonra ikinci şey olarak ben olsam ne koyardım diye düşünün. Sonunda hani dekanı da durumdan kurtarmak için orada. Belki de sonunda evet ben de bunu koyardım'a gelebilirsiniz. Ya da hayır ben onu yapmazdım, şunu yapardım. Bence bu hayatın içinde olmanın ve kendi hayatınızı anlamlı kılmanın tek yolu bir rastlantıyla var olduğunuz hayatı daha istediğimiz bir şeye dönüştürmek. Değil mi? Varlığımız bir rastlantı. Hani kaderci birisi değilsek eğer, bence yani ki ben o sınıfa giriyorum. Bir rastlantıyla içindeyiz bunu. Dikkat edin, hayatınızın birçok evresi de rastlantıyla oluşuyor. Yani sizin şu andaki hayatınız, sizin hayatınızın olasılıklardan biri sadece. Yani kaderci değilseniz eğer, bu sizin başınıza gelebilecek tek şey değildi. Dolayısıyla bunların içinde ne kadarının istediğiniz, ne kadarınız maruz kaldığınız şeyler meselesinde bir mimar için, tasarımla uğraşan birisi için çok önemli bir şans var. Diğer insanların
Böyle bir şansı yok. Ben onun için insanları ikiye ayırıyorum. Mimarlar ve diğerleri diye. Siz her seferinde bir şey üretebilirsiniz. Bence bu böyle olmalı. Bence bu tekne böyle olsa iyi olurdu. Bence bu kalenin restorasyonunda şurada saçmalanmış. Ah bu çok iyi, tam istediğim gibi. Bence bunu hep yapmak gereken. Bu insanı diri tutan bir şey. Onun için de küçük defterler çok iyi oluyor. Şu cebe atılan ya da çantanıza girebilecek. Böyle iki satır çizmek. Mesela benim hala hiç vazgeçmeden yaptığım şey bu. Evet, teşekkür ederim. Ben de. Bu arada bütün etkinlik boyunca konuştuğumuz kitaplar hakkında sizin kitabınız olsun, örnek verdiğiniz bilgiler, mekanlar olsun, chatten link paylaşmaya çalıştık. Belki siz görememişsinizdir konuşurken, herkese ulaştı gibi duruyor linkler. Bir de yine chatten şu anda yavaş yavaş herkes aradığı için çok güzel yorumlar yaptılar. Onları da görememişsinizdir diye toparlamak istedim. İşte sabah sabah çok iyi geldi, çok verimli geçti. Şöyle bir yorum okudum. Nevzat Bey, telefon rehberi okusa dinleriz. Çok iyi. Bu çok iyi. Onu atlamak istemedim, sevmek istedim. Herkes sabah çok güzel, verimli bir etkinlik geçirdiğini düşünüyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. O yüzden bize zaman ayırıp bu güzel sohbeti yaptığınız için bizimle Nevzat. Umarım sen de memnun kalmışsındır. Bir sohbetten hoşuna gitmiştir. Şöyle şey yapayım. Kesinlikle. Çok iyi oldu. Ben de sabah sabah ne tasarımı diye başladım ama öyle olmadı yani. Ve tekrar bu mesela Orçun'un katılması, Aydeniz'in katılması falan, bu çok önemli bir şey. Bu interaktif bir şey. Bunu çok önemsiyorum. Bir tek taraflı olarak anlatmak ve dinlemek değil de aykırı bir ses. Mesela biraz önce olan arkadaş, manifestolar üzerine konuşan arkadaş. Ya da doğal ortamda nasıl mimarlık yapılacağına dair soruyu yönelten arkadaş. Yani onların varlığı bence konuşmayı çok daha iyi bir hale getiriyor. Konuşmanın modeli olarak böyle kısa bir genel açıklamadan sonra bu sorularla akıp gitmesi, saçılıp savrulmadan, ki öyle olmadı burada, o tasarım noktasında durduk durabildik. Çok iyi bir yer burası, ben de memnunum. Başlarken bilmiyordum ama memnunum. Gerçi Bodrum Community bir şey yapıyorsa iyi oluyor sonunda. Ya çok teşekkürler. Evet. Senlikle söylüyorum böyle. Kitapları eğer istiyorsan künyeleriyle birlikte sana gönderebilirim konuşmada geçen kitapları. Evet, bizde mail grubu da var çünkü şimdi kayıt olanları. Tamam, yazıp sana göndereceğim. Eğer isterseniz sana iletiriz bundan sonra. Ayrıca da bu kayıt, zaten size söylemiştim ama katılımcılara da söyleyeyim. Yani başta da söyledim ama bu kayıt sonra Creative Mornings'in dijital kütüphanesine eklenecek. Size onu da duyururuz. Daha sonra tekrar dinlemek isterseniz ya da dinleyemeyen, kaçırmış olan arkadaşlarınız varsa şayet paylaşabilirsiniz diye de söyleyeyim. Nevzat, seni Bodrum'a bekliyoruz. Bu sohbeti yine çok samimi bir ortamda, güzel ilham veren insanlarla beraber tekrar en kısa zamanda yapmayı diliyoruz. Konuştuğumuz şeyde atlayacağımızı düşünmüyorum. Hem yani Bodrum mimarlık kitabı konusu, hem de işte Audio Walk gibi böyle küçük küçük ihtimaller konuştuk. Onları bence biz kendilerimizle konuşup belki kapını çalarız, birlikte bir şey yaparız, destek isteriz diye de düşündüm. Çok teşekkür ederim. Benim kapım size hep açık. Herkese değil ama size açık. Çok teşekkürler gerçekten. Bunu biliyoruz, bunu rahatlığıyla ve huzuruyla söyledim. Biraz önce söylediğin şey çok önemli. Mesela çok eski bir laftır ya, söz uçar denir. Artık uçmuyor. İnsan ne dediğine daha dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi düşünsene, bu konuşmayı yaptık. Burada bitecekti. Sabah sabah konuşmuş olacaktık. Ve siz bana birkaç gün sonra ya sen bunu böyle söylemedin mi dediğinizde yo hayır ben söylemedim diyebilirdim. Şimdi öyle değil ama kayıt altında ve söz uçmuyor. Bu da çok ilginç. Mesela bu çağı geçmişten ayıran çok önemli şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz stoacılar hiçbir şeyi yazmadılar. Yazıyı reddettiler ve her şeyin konuşmak olduğunu söylediler, ki ben Stoa düşüncesine çok yakın biriyim.
Ama şimdi böyle bir şey söz konusu bile değil. Gerçi o zaman da değildi. Onların öğrencileri onların dediklerini yazdılar ve yayınladılar sonra. Peki, güzeldi. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Herkese de kaldıkları için ve katılım sağladıkları için de teşekkür ederiz. Bir sonraki ay yine ay sonunda buluşacağız Creative Mornings temasında. Yani yeni bir temayla buluşacağız. Onu da ay başlarında haberini yapıp sonra konuşmaca duyurulmasını yapıyoruz. Hepimizle paylaşırız. Çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün geçirin bugün. Bu sabahı birlikte geçirdiğimiz için mutluyum. Çok teşekkürler Nevzat ve katılan herkes. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Orçun bekliyorum. Tamam, ben de görev. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.